Arkası yarın. Tuzak. Birinci bölüm. Yapım Mehmet Kösoğlu. Yazan Seçkin Başkan. Senaryo Tayfun Türkili. Program yönetmeni Erol Güldiken. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Didem Türkmen. Artık Bülent'i baş gözetmenin zamanı geldi. Askerliğini yaptı, işinin sahibi oldu. Daha fazla beklemenin bir anlamı yok. Bir an önce oğlumun mürüvvetini görmek istiyorum Berin. Haklı değil miyim yani? Haklısın Aliyeciğim. Maşallah Bülent de artistler kadar yakışıklı. Hayırlısıyla bir kısmet çıkarsa evlendir tabii. Bu acele niye Aliye teyze? Bülent çocuk değil ki, koca adam. Ayrıca hem zengin, hem yakışıklı, hem kültürlü, hem de koca bir holding genel müdürü. Bırak biraz bekarlığın tadını çıkarsın. İnsan ister genel müdür, ister işçi olsun. İster kültürlü, ister cahil olsun. Ama mutlaka evlenmeli Aysel. En iyi kurum aile kurumudur. Hı hı. Bülent'in de artık çoluğa çocuğa karışmasının vakti geldi kızım. Hem yalnız onun değil, senin de. Öyle değil mi Berrin? Öyle tabii. Ama gel gör ki bunu anlatamıyorum Aysel'e. Ona kalırsa aşık olmadan evlenmemeye kararlıymış. Haklı değil miyim Aliye teyze? İnsan hiç tanımadığı birisiyle şöyledir böyledir diye evlenirse o insan mutlu olur mu hiç? Anladığım kadarıyla sen görücü usulüyle değil de modern usulle evlenmeden yanasın. Öyle mi Aysel? Evet teyzeciğim. Her ne olursa olsun evleneceğim insanla arkadaşlık yapmak, flört etmek, gezip tozmak isterim. Ayrıca onu sevmek, ona aşık olmak isterim. Görüyorsun ya Aliye. Ben ne desem hava. Şimdiki zamane gençliği bildiğini okuyor. Bülent de genç ama o benim sözümden dışarı çıkmıyor. Senin uygun gördüğün bir kızla evlenirim anne diyor. Yani bu konuda bana vekaletname verdi. Aman Allah'ım, Bülent gibi birisi. Görücü usulüyle evlenmeyi kabul ediyor ha? Kulaklarıma inanamıyorum Aliye teyze. Neden kızım? Bülent gibi okumuş, yüksek tahsil yapmış, Avrupa görmüş, köşkte oturan yakışıklı bir genç. Çevresinde kızlar pervane gibi dönerken o nasıl olur da senin uygun gördüğün birisiyle evlenir? Buna inanmakta güçlük çekiyorum. Evet zenginiz, köşkte oturuyoruz ama bütün bunlar köklü bir ailenin geleneklerini, göreneklerini değiştiremez kızım. Ben de senin annen de hep bu şekilde evlendik. Ama şükürler olsun, kocalarımızdan da memnun kaldık. Öyle değil mi Berre? Öyle tabii. Allah'ıma şükürler olsun, rahmetli kocamla bir gün olsun ne dargın kaldık ne de kavga ettik. Ya. Ayrıca ben oğlumun hangi kızdan, nasıl kızdan hoşlandığını da iyi bilirim. Bu yüzden Bülent benim beğeneceğim biriyle evlenir. Doğrusu Bülent'in böyle biri olduğunu hiç zannetmezdim. Peki Bülent'e uygun bir kız buldun mu bari teyze? Evet, sonunda buldum Aysel. Çok güzel, çok cici, çok hanım bir ev kızı. Bülent'tir. Şimdi açayım, bilmiyorum. Duydun mu anne? Aliye teyze Bülent'e kız bulmuş bile. Duydum, bağırma. Ben ne yapabilirim ki? Ne demek ne yapabilirim? Konuş Aliye teyzeyle. Bülent'le benim evlenmek istediğimi söyle. Biz akrabayız. Benden iyisini mi bulacak oğluna? Kızım duymadın mı kadını? Eğer seni beğenseydi seni isterdi oğluna. Ben ne diyeyim şimdi kadına? Delirmezsem iyi. Göz göre göre Bülent'i başkasına kaptırıyorum. Lütfen anne Aliye teyzeme söyle oğluna beni alsın. Bülent'miş gelen. Merhabalar. Hoş geldin Berin teyze. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin Aysel. Nasılsın Bülent? Görmeyeli seni öyle özledim ki. Nasıl olayım? Çalışmaktan başımı kaşıyamıyorum ki. Gece gündüz iş. Koca bir holdingi yönetmek kolay değil. Sizler ne yapıyorsunuz? Biz de tam senden söz ediyorduk. Aliye teyze seni görücü usulüyle evlendireceğini söylüyordu. Ben de Bülent modern insandır. Görücü usulüyle kolay kolay evlenecek bir insan değildir diyordum. Doğru demiş miyim canım? Yanılmışsın Aysel. Ben anneme ve onun zevkine güvenirim.
Bu yüzden evleneceğim kızı onun bulmasını istedim. Buldum bile oğlum, buldum. Sahi mi? Kimi buldun anne? Çok güzel, çok hanım bir kız. Adı Nebile. Adı ne anne? Bülent. Yakışıklı, tahsilli, gün görmüş bir ailenin tek oğlu. Ayrıca da çok zengin. Bir holdingde genel müdürlük yapıyormuş. Köşkte oturuyorlar. Sen uygun görüyorsan görücü gelsinler anneciğim. Ben görmesine görüyorum da yine de evlenecek olan sensin kızım. Ben her ihtimale karşı bir resmini aldım bak. Evet, yakışıklı biriymiş. Ama önemli olan yakışıklılığı değil, ahlakı anne, biliyorsun. Tanıyanlar çok iyi şeyler söylüyorlar Nebile. Annesi Aliye Hanım çok hanımefendi, muhterem bir insanmış. Koca köşkte bir tek oğluyla oturuyormuş. Eğer kabul edersen bize görücü gelmek istiyorlar. Dedim ya anneciğim, sen de münasip görüyorsan buyursun gelsinler. Allah kısmet ederse neden olmasın? Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Berin Hanım, siz nasılsınız? Şükürler olsun, biz de iyiyiz efendim. Ya siz hanım kızım, siz de iyi misiniz? Fena değil işte. Efendim, biliyorsunuz biz buraya hayırlı bir iş için geldik. Kızımız Nebile Hanım'ı gördükten sonra fazla uzatmanın bir anlamı olmadığını düşündüm. Benim bir oğlum var, 25 yaşında. Adı Bülent. Büyük bir holdingin genel müdürlüğünü yapıyor. Hayırlı olsun efendim. Malum, her anne baba büyüyen çocuğunun mürüvvetini görmek ister. Biz de onu baş göz etmek istedik. Bu sebeple buradayız. Evet efendim. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Nebile kızımızı, oğlumuz Bülent'e istiyoruz. Ben kızımızı çok beğendim. Çocukları tanıştıralım, birbirlerini görsünler, beğenirlerse bu işi bitirelim. Ne dersiniz Zübeyde Hanım? Kısmet efendim, kısmetse olur tabii. İsterseniz bu hafta sonu bize gelin. Böylece çocuklar birbirlerini görme fırsatı da bulsunlar. İyi olur. Allah nasip ederse geliriz efendim. Nebile, nasıl buldun görücüleri? Aliye Hanım çok hanımefendi. Kibar, gün görmüş bir kadın anne. Ya Berrin Hanım? O Aliye Hanım'ın eltisi oluyormuş. O da iyi bir insan. Yalnız Berrin Hanım'ın kızı. Adı Aysel'di değil mi? Evet. Nedense o kız hiç hoşuma gitmedi anne. Fesat birine benziyor. Sen de fark ettin mi bilmem. Devamlı bana küçümseyen, hor gören bakışlarla baktı. Etmez olur muyum? Bana da öyle geldi. Ama neyse, nasıl bakarsa baksın. Seninle bir ilgisi yok. Önemli olan seninle evlenmek isteyen kişi. İnşallah mutlu olursun kızım. Çok zenginmiş çocuk. Daha önce de söyledim anne. Ne yakışıklılık ne de zenginlik. Ben dünyamı, yuvamı bunların üzerine kurmayacağım. Önemli olan evleneceğim adamın iç güzelliği. Bana iyi davranıp davranmayacağı. Geceleri Allah'ıma hep aynı duayı ediyorum anne. Allah'ım, evleneceğim adamın içkisi kumarı olmasın. Soğan ekmek yedirsin ama evine bağlı olsun. Bana iyi davransın yeter diyorum. Sen yine de dualarına devam et kızım. Allah'ım inşallah gönlüne göre verir Nebile. İnşallah anneciğim, inşallah. Berri, nasıl buldun Nebile'yi? Hoş ve kibar bir kız değil mi? Öyle, gerçekten de zarif ve güzel bir kız. Ben pek beğendim. İnşallah Bülent de beğenir. Aysel, sen nasıl buldun Nebile'yi? Vallahi kusura bakma Aliye teyze ama ben beğenmedim. Bir kere çok basit insanlar gibi geldi bana. Sonra kız biraz da kendini beğenmişe benziyor. Yok, hiç de öyle değil. Son derece mütevazı bir kız. Tam tersi utangaç, mahcup biri. Terbiyesinden yüzümüze bile zor baktı kızcağız. Siz öyle sanın. O tipler saman altından su yürütür. Sizin ne kadar zengin olduğunuzu biliyor. Hiç Bülent gibi bir avı kaçırmak ister mi? Peşin hükümlü olma kızım. Vallahi söylemedi deme. Bu tipler evleninceye kadar hep böyle mazbut, mazlum gibi dururlar. Ama bir de evlendikten sonra gör bunları. Kök söktürürler adama kök. Aysel, susar mısın kızım? Ben kötü bir şey söylemedim ki anne. Aliye teyzen fikrimi sordu, ben de söyledim.
Ne oldu anne? Görücü gittiniz mi bugün? Gittik oğlum. Pek güzel, pek hanım bir kız. Ben çok beğendim. Cuma akşamı bize gelecekler. Böylece birbirinizi görmüş olacaksınız. Berin teyzeyle Aysel de beğendi mi kızı? Berin beğendi de... Aysel... Anlaşıldı. Aysel beğenmemiş. Boş ver, dert etme. Ben onun niye beğenmediğini biliyorum. Üzülme anne. Neden? Onun gözü bende de ondan. Açık açık söylemedi ama benimle evlenmeyi çok istiyor bu kız. Bilmem, sen de farkında mısın anne? Farkındayım oğlum, farkındayım. Koskoca evleri dururken 15 gündür neden bizde kalıyorlar sanıyorsun? Ama Allah da biliyor ya, Aysel Eltim'in kızı olmasına rağmen yine de onu bu eve gelin almak istemem. Ben de. İşte Nebile'yi beğenmediyse bu yüzden beğenmemiştir. Hani derler ya, kedi erişemedi ciğere mundar dermiş. Anaoğul, ne konuşuyorsunuz böyle? Keyfiniz yerinde bakıyorum. Selam, hoş geldin Bülent. Hoş bulduk Aysel. Bu akşam geciktin, merak ettim seni. Holding'le işler biraz uzadı da... biz de annemle Nebile'yi konuşuyorduk. Kızı çok beğenmiş. Beğenilmeyecek bir kız değil ki canım. Güzel, zarif, kibar. Biraz abartmıyor musun Aliye teyze? Seni duyan da Bülent'e bulduğun kızın dünya güzeli biri olduğunu sanacak. Sonra neresi zarif ki kızım? Bir kere fakirler. Oturdukları evi görmedin mi? Fakirliklerinden gelen bir basitlik var üzerlerinde. Fakirlik bir kusur, bir kabahat değildir Aysel. İnsan ister köşkte, ister gece konduda otursun. Önemli olan fazilet ve erdemdir. Her neyse, başım ağrıyor. Aspirin içeceğim. Sonra görüşürüz Bülent. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nazaket dediğimi söylediklerimi. Yok fakirlermiş, yok bilmem neymiş. Boş ver, sıkma canını anne. Az kalsın söylemeyi unutuyordum. Gazanfer'in selamı var sana. Hangi Gazanfer? Amcanın oğlu Gazanfer mi? Evet. O çapkın Avrupa'da değil miydi? Evet, döneli 2 gün olmuş. Bugün beni aradı. İzmit'te bazı işleri varmış. Dönüşte de bize gelecek. Gelsin buyursun bakalım. Çapkın İzmit'e gittiğine göre mutlaka yine parasız kalmıştır. Babasından kalan bazı şeyleri satacaktır. Ne yaparsın? O da böyle bir insan işte anne. Ben çalışıp kazanmaktan, Gazanfer de çalışmadan miras yemekten hoşlanıyor. Lütfen kızım, şu ağlamayı keser misin anne? Sinirime dokunuyorsun. Hep senin yüzünden anne, hep senin yüzünden. Sana kaç kere Aliye teyzemle konuş, Bülent'le evlenmek istediğimi söyle dedim. Ama sen bugün yarın diye savsaklaya savsaklaya, bak başkasına kaptırdık adama. Kızım, zorla güzellik olmaz, sen de gördün işte. Aliye teyzen isteseydi seni alırdı Bülent'i. İstemedi, ben ne yapayım? Zorla oğluna benim kızımı mı al deseydim? Deseydin tabii. Bak kuş elimizden uçuyor. Olacak şey değil. Göz göre göre böyle zengin bir lokmayı bir kenar mahalle kızıma kaptırıyorum. Tahammül edilir bir şey değil bu. Eğer Bülent o kızla evlenirse koca servet hep o kızın olacak. Kendine gel Aysel. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Seni de duyan servet avcısı zannedecek. Ne zannederse zannesin anne, yalan mı? Bülent gibi zengin yakışıklı bir erkeği bir daha nerede bulabilirim ki? Ne yani, sen Bülent'le sadece zengin olduğu için mi evlenmek istiyordun? Ne sandın ya? Sadece şu köşk kaç milyar eder biliyor musun anne? Ya öbür evler, arsalar? Sonra Bülent'in maaşı ne kadar biliyor musun? İyi de elimizden ne gelir kızım? Olan oldu artık. Eğer biraz yardımcı olsaydın şu anda Bülent'le o kız değil ben evleniyor olacaktım. Nasıl yardımcı olmadım ki? Geldiğimizden beri ne zaman yalnız kalsam Aliye'ye hep senden, senin meziyetlerinden söz edip durdum. İyi bir ailenin çocuğuyla evlendirsek dedim. Yabancı yere gitmese dedim. Herhalde dediklerimi anlamaması için aptal olması lazım. Anlamıştır tabii. Anlamıştır ama işine gelmemiştir cadı karının. Nedense eskiden beri beni hiç sevmez Aliye teyze. Ben yapacağımı yaptım. Tutup da Allah'ın emri, peygamberin kavliyle oğlunu kızıma ver diyemezdim ya canım. Ben de Aliye teyzemi zevkli biri sanırdım. Nebile denen o kızın neresini beğendi ki Bülent'i alıyor? Bir türlü anlayamadım. Sen o kızın yanında bulunmaz birisin. Ama gel de bunu Aliye'ye anlat. Aklını takmış bir kere Nebile denen o kıza. Olamaz. Olamaz. Bülent'in o kızla evleneceğini düşündükçe sinirlerim tepeme fırlıyor anne. Düşünsene, eğer ben evlenseydim Bülent'le o kadar mal, o kadar mülk hepsi kontrolüme girecekti. Ölünceye kadar rahat bir hayat sürecektim. Ama şimdi bütün bu nimetlere bir kenar mahalle kızı lüp diye konacak. Maalesef öyle olacak kızım. Ama yo. Kızın ayağı öyle değil anne. Ben o kadar kolay pes edecek bir insan değilim.
Asla. Asla Bülent'e o kıza yar etmeyeceğim. Ne yapıp edip bu evliliğe mani olacağım. Saçmalama Aysel. Bir terbiyesizlik yaparsan Aliye teyzem bir daha bizi bu köşke sokmaz. Sen karışma bana anne. İçim yanıyor benim, içim. Sana göre hava hoş. Oysa ben ne hayaller kurmuştum. Son model bir araba aldıracaktım kendime. Sonra da gece gündüz o parti senin, bu parti benim, eğlenip hayatımı yaşayacaktım. Ama şimdi bütün bunların hepsi güme gidiyor. Bütün bu hayallere bir kenar mahalle Dilber'i kavuşuyor. Hiç kimse ama hiç kimse Bülent gibi zengin bir lokmayı elimden alamaz. Tuzak adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın. Yarın. Tuzak. İkinci bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Seçkin Başkan. Senaryo Tayfun Türkili. Program yönetmeni Erol Güldiken. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Didem Türkmen. Aliye Hanım zengin ve yakışıklı oğlu Bülent'i temiz süt emmiş güzel bir kızla evlendirmek istemektedir. Sorup soruşturduktan sonra Nebile adında annesiyle yaşayan güzel bir kız bulur ve oğlunun da rızasını aldıktan sonra Nebile'ye görücü giderler. Daha sonra da gençlerin birbirlerini daha iyi tanıması için Aliye Hanım Nebile ile annesini köşklerine davet eder. Ancak Bülent'in Nebile ile evlenmesini istemeyen biri vardır. O da Aliye Hanım'ın eltisinin kızı Aysel'dir. Paradan başka bir şeye değer vermeyen Aysel Bülent'le evlenmek istemektedir. Ancak bu konuda ne Bülent'ten ne de Aliye Hanım'dan bir yüz bulamaz ama yine de umudunu tüketmemiştir. Ne yapıp edip bu evliliğe mani olmak istemektedir. Amacı Bülent'le evlenerek bu zengin aileye girerek zengin bir hayat sürmektir. Öte yandan Bülent'lerin köşküne bir misafir gelecektir. Gazanfer adlı bu misafir Bülent'in amcaoğludur. Çapkın bir kişiliğe sahip olan Gazanfer babasından kalan mirası kadınlarla ve kumarda harcamaktadır. Aliye teyze, kraliçem benim. Gazanfer sen misin? Hoş geldin oğlum. Nasılsın teyze? Görmeyeli hem gençleşmişsin hem de güzelleşmişsin. Deli çocuk, hep böylesindir zaten. Hiç değişmemişsin. Gel bak sana birilerini tanıştıracağım. Bu Behrin Hanım, eltim olur. Aa öyle mi? Pek memnun oldum efendim. Adınızı çok sık duyardım ama karşılaşmak şimdiye nasipmiş. Ha ben de sizin metinizi pek sık işittim Gazanfer Bey oğlum. Bu güzel kız da Behrin'in kızı Aysel. Merhaba. Vay vay vay. Sizi en son gördüğümde küçücük bir kızdınız. Ama şimdi karşımda dünyalar güzeli bir kız görüyorum. İltifatınıza teşekkürler. Yok iltifat etmiyorum. Doğruyu söylüyorum. 6 aydır Avrupa'daydım. Gezmediğim yer kalmadı. Ama sizin gibi güzel bir kızı oralarda hiç rastlamadım. Güzelliğimin farkına vardığınız için teşekkür ederim Gazanfer Bey. Farkına varmak mı dediniz? Böyle bir güzelliği görmemek için insanın kör olması gerekir. Öyle değil mi Aliye teyze? Tabii. Gazanfer neler yapıyorsun? Otur da anlat bakalım. Neredeyse 1 yıldır yüzünü gördüğüm yoktu. Anlatayım teyzeciğim. Herkese merhabalar. Gel oğlum. Hoş geldin Gazanfer. Hoo Bülent'ciğim gel. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin Bülent. Cümleten hoş bulduk. Ya Bülent aşk olsun be. Sana çok kızgınım arkadaş. Neden? Neden olacak? Köşkte böyle bir güzel kızın bulunduğundan bana hiç söz etmemiştin. Seni çapkın seni. Demek evleniyorsun ha Bülent'ciğim. Seni de kaybediyoruz sonunda.
Neyse, hayırlı olsun diyelim. Sağ ol Gazanfer. Gelin hanım nasıl biri? Vallahi inanmayacaksın ama ben gelin hanımı daha görmedim. Gazanfer'cim, annem görmüş beğenmiş. Yarın akşam da bize gelecekler. Ancak o zaman göreceğim nasıl birisi olduğunu. Görünce bayılacaksın oğlum. Gelinim çok güzel, zarif ve kibar bir insan. Gazanfer tam oğluma göre biri. Sen güzel diyorsan doğrudur Aliye teyze. Demek bekarlıktan bıktın sonunda Bülent'cim. Vallahi öyle bekarlık bana göre değil. Ben evlenip çoluk çocuk sahibi olmak istiyorum Gazanfer. Siz evlenmeyi düşünmüyor musunuz Gazanfer Bey? Ah Aysel Hanım. Hele sizin gibi hanımları görünce düşünmemek mümkün mü? Ay, neler söylüyorsunuz Gazanfer Bey? İnanın doğruyu söylüyorum Aysel Hanım. Keşke güzelliğimin, zarafetimin farkına başkaları da varsaydı. Aliye teyze, gelin hanım yarın mı geliyor evinize? Evet oğlum. Eğer bir sakıncası yoksa bu toplantıya ben de katılabilirim. Neden olmasın? Sonuçta sen de bizim aileden sayılırsın. Rahmetli kocamın yeğenisin. Hoş geldiniz. İyi akşamlar Bülent Bey. İyi akşamlar Nebile Hanım. Bülent, nasıl, beğendin mi kızı? Hakikaten çok güzel bir kız anne. Zevkine hayran. Hemen nişana düğünü yapalım. Acele etme oğlum. Ya Bülent, kutlarım seni. Gelin hanım eşine ender rastlanır güzellerden biri. Sağ ol Gazanfer. Çok şanslı adamsın be kardeşim. Ben ki gece gündüz yığınla kadının kızın arasında gezip tozuyorum. Şerefsizim böyle güzelini görmedim. Evet Zübeyde Hanımcığım. Kızın oğlumu gördü, oğlum da kızını gördü. Bu işi uzatmayalım derim, ne dersin? Bilmem ki Aliye Hanım. Nebile, sen ne dersin kızım? Siz bilirsiniz anneciğim. O zaman hayırlısıyla bağlayalım bu işi. Bülent, gel bakayım. Nebile kızım, sen de gel yanıma. Biz ufak bir söz yüzüğü aldık. Madem ikiniz de birbirinizi uygun gördünüz, takalım söz yüzüklerini. Siz nasıl uygun görürseniz efendim. Ben de oğlum da seni pek beğendik, pek sevdik. Şu yüzükleri takarak iki aile arasında bir söz kesiyoruz. Allah inşallah devamını getirir. Görüyor musun anne? Kaçırdık kuşu. Bülent'i kaçırdık. Yavaş kızım, teyzen duyarsa çok ayıp olur. Ben dururken nasıl olur da Bülent bu kenar mahalle kızıyla söz keser anne? Olamaz. Bu evlilik gerçekleşemez. Lütfen kızım, bu mevzuyu odamızda konuşuruz. Burası yeri değil. Berrin, ana kız yüzünüz asıldı, bir şey mi oldu? Yok canım. Aysel'le kendi aramızda konuşuyorduk da. Biraz başım ağrıyor da teyze. Size temiz hava lazım. Gelin sizi biraz bahçeye çıkarayım. Derin derin hava alırsanız bir şeyiniz kalmaz. Peki. Nasıl? Temiz hava başınızın ağrısına iyi geldi mi? Evet, şimdi daha iyiceyim Gazanfer Bey. Bey değil. Sadece Gazanfer de bana tatlı. Peki Gazanfer. Bülent'i çok mu seviyoruz? Hı? Hadi boşuna inkar etme. Ben aşktan, sevgiden çok iyi anlarım. Benim işim bu güzelim. Bülent'e öyle ihtirasla bakıyordum ki bunu anlamak için kain olmaya gerek yok. Sen anladın ama esas anlaması gerekenler anlamıyor. İşte bu da beni çıldırtıyor. Kahrediyor Gazanfer. Bülent o kenar mahalle kızına layık biri değil. O benim gibi birine layık. Yalan mı? Doğru söylüyorsun ama şunu da unutma. Nebile hakikaten güzel bir kız. Bülent bu güzelliğe çarpılmış olabilir. Anlaşılan o kenar mahalle kızının güzelliğine çarpılan yalnız Bülent değil. Sen de çarpılmışsın. Doğru. Ama Bülent'le aramızda bir fark var. Ben güzelleri severim. Sonra da kullanılmış mendil gibi bir köşeye atarım. Bülent gibilerse evlenirler. Madem bu kız bu kadar hoşuna gitti, neden onu kendin için tavlamıyorsun? Böylece Bülent de bana kalmış olurdu. Bu benim de aklıma geldi güzelim ama bunun için seninle bir anlaşma yapmamız gerekir. Nasıl bir anlaşma? Ben Nebile'yi Bülent'ten bir şekilde uzaklaştırırsam, sen de Bülent'le evlenirsen bu işten benim kazancım ne olacak? Kazanç mı? Nasıl bir kazanç istiyorsun? Para. Evet para. Bülent çok zengin. Para derya gibi onda. Bense miras yediğinin tekiyim. Ama yiye yiye artık yiyecek miras da kalmadı.
Anlayacağın geç parasız adamın tekiyim ben. Yani ben Bülent'le evlenirsem bunun karşılığında sana para mı vereceğim? Evet canım. Eğer bu teklifimi kabul edecek olursan ben de kancayı Nebile Hanım'a takarım. Ve eninde sonunda onu cazibemle, yakışıklılığımla elde ederim. Tamam, kabul ediyorum. Aferin, akıllı kızmışsın. Takdir ettim seni. Hadi içeri girelim artık. Girelim de Nebile Hanım'ı en çapkın bakışlarımla mest etmeye çalış. Nebile kızım. Efendim anne. Durgunsun yavrum, hoşuna gitmeyen bir şey mi oldu? Yok bir şey anneciğim. Beni üzmemek için böyle söylüyorsun. Seni tanırım. Söyle hadi, hoşuna gitmeyen bir şey oldu değil mi? Şu Bülent'in amcaoğlu. Gazanfer mi? Evet, hiç hoşlanmadım o adamdan anne. Neden evladım? Yiyecekmiş gibi bakıyordu bana. Böyle amcaoğlu olur mu? İnsan yeğeniyle evlenecek bir kıza böyle bakar mı anne? Haklısın kızım. O genç çocuktan ben de hiç hoşlanmadım. Pek yılışık bir şey ama bize ne? Ama neyse, sen onu bırak da Bülent'e bak. Nasıl, beğendin mi? Mutlu olabilecek misin onunla yavrum? Bülent iyi birine benziyor anne. Mutlu olmaya gelince bunu zaman gösterecektir tabii. Evet, misafirler gitti. Köşk halkı da yattı. Ayşe, sen neden yatmıyorsun? Neden yatmadığımı biliyorsun. Sinirlerim bozuk. Merak etme. Seni o kızdan kurtaracağımı söyledim. Ama bunun için zamana ihtiyaç var güzelim. Ben dururken Bülent'in o kenar mahalle kızıyla evleneceğini düşündükçe kendimi resmen aşağılanmış gibi hissediyorum Gazanfer. Bak, böyle düşünüp sinirlerini bozarak bir yere varamazsın. Akıllı ve ihtiraslı bir insan ancak mücadele ederek istediği şeye sahip olabilir. Mücadele edeyim de nasıl ve neyle? Annesi de kendisi de bayıldılar kıza. Bu aşamada ben ne yapabilirim ki Gazanfer? Şu anda ne yapabileceğini ben de bilmiyorum. Ama çareler tükenmez. Nebile'nin güzelliği ve zarafeti Aliye teyzeyi de Bülent'i de büyüledi. Bu bir gerçek. Ama biz bu kızın kötü taraflarını ortaya koyarsak, onun hiç de göründüğü gibi masum biri olmadığını Bülent'e ve annesine gösterirsek, o zaman ne olur ha? Teyzem de Bülent de Nebile'den vazgeçer. Ve böylece Bülent'le ben evlenirim. Aynı zamanda da Bülent'in bütün servetine sen konarsın değil mi? Tabii yani. Hadi itiraf et. Yalan mı söylediklerim? Evet doğru. Ama artık ne fark eder ki? Atalan Üsküdar'ı geçti. Bu gece söz kesildi. Söz yüzükleri takıldı. İki para etmez bir kenar mahalle dilberi Bülent'e de servetine de konacak. Bu koca köşkün hanımefendisi olacak. Korkma güzelim. Nebile sadece bu gecelik roundu kazandı. Söz kesilmekle her şey bitmez. Dur bakalım, daha nişan var, nikah var. Anlayacağın daha köprülerin altından çok su akacak. Biz de o zamana kadar elimiz kolumuz bağlı oturacak değiliz herhalde. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Bir planın var mı? Şu anda herhangi bir planım yok. Ama düşününce mutlaka bir şeyler bulurum. Korkma. O kenar mahalle dilberini Bülent'e kaptırmayacağız. Bülent'e, köşke ve bu muazzam servete konacaksın Aysel. Eğer böyle bir şeyi başarırsan, dile benden ne dilersen Gazanfer. Ne istediğimi söylemiştim sana. Benim hayatta sevdiğim tek şey paradır Aysel. Ben de senin gibiyim Gazanfer. Hayatta paradan başka şeyi sevmem. Zira onunla istediğimiz her şeye sahip olabiliyoruz ve mutlu olabiliyoruz. O halde mesele yok. İkimizin de ortak noktası para olduğuna göre bu işi başaracağız güzelim. Sonra da Bülent'in paralarını birlikte yiyeceğiz. Anlaştık mı? Anlaştık ortak. Ne bileye öyle bir oyun oynayacağım ki Bülent kahrolacak. Ve anında o kızı kaldırıp bir köşeye atacak. Ne zaman yapacaksın bunu Gazanfer? Bilmiyorum ama mutlaka yapacağım. Buna inanabilirsin güzelim. İnanıyorum sana Gazanfer. Zira sen çok güçlü bir erkeksin. Madem öyle, bu işbirliğimizi bu gece kutlayalım ha? Olur ama nasıl? Odama gelirsen nasıl kutlayacağımızı göster. Çapkın seni. Bakıyorum da fırsatları hiç kaçırmıyorsun. Yo, orada iyi durmadı. Lütfen üçlü kanepeyi şöyle duvarın dibine koyalım. Tamam, güzel.
Şimdi tekli koltukları da çevresine çapraz yerleştirelim. Tamam. Nasıl Bülent? Odanın şeklini beğendin mi? Sen yaparsın da ben beğenmez olur muyum ne bile? Gerçekten çok güzel durdu yeni mobilyalar. Kolay gelsin. Ha, sağ ol Gazanfer. Yeni koltuk takımları geldi de ne bile onları yerleştiriyor. Hadi hayırlısı. Canlı sehpayı da tam ortaya koyun lütfen. Bülent, yarın gelinlik provası için terziye gitmem gerekiyor. Sen de gelecek misin benimle? Yarın çok önemli randevularım var. İstersen terziye Aysel'le beraber git. Gerek yok, ben giderim. Tabii müsaade edersen. Tabii, elbette gidebilirsin canım. Gazanfer, seni arıyorlar telefondan. Geliyorum Aysel. Kimmiş arayan? Bilmiyorum, bir adam. Buyurun, ben Gazanfer. Ben Mahmut. Mahmut abi, sen misin? Buyur, ne oldu? Ne olduğunu sen daha iyi biliyorsun. Bugün muhakkak kulübe gel, seninle konuşmak istiyorum. Bugün biraz işim vardı da. Bana bak keklik, benimle oyun oynamaya kalkışma, yoksa başına bin türlü bela açarım senin ha. Tamam mı? Bugün kulüpte bekliyorum seni. Tamam Mahmut abi, geleceğim. Ne oldu Gazanfer? Yüzün birden sarardı. Sorma. Başım fena halde dertte Aysel. Hayrola, ne oldu ki? Kumar yüzünden birine borçlanmıştım. Bir kulübün sahibi. Parasını istiyor. Ne kadar? 1,5 milyar. Üf, çok para. Ne yapacaksın peki? Bilmiyorum ama adamların hepsi ipten kazıktan kurtulmuş insanlar. Vermezsem dirimi yüzerler, öldürürler. Neler söylüyorsun sen? Hemen polise başvur Gazanfer. Saçmalama. Polis ne yapabilir ki? Borç bu. Ne yapıp yapıp ödemem lazım o parayı. Peki nasıl ödeyeceksin? Dinle. Bu işte sen bana yardım edeceksin. İyi ama bende bu kadar para yok ki. Senden para isteyen yok. Merak etme. Bu parayı dolaylı olarak Bülent ödeyecek Aysel. Bülent mi? Nasıl ödeyecek peki? Dinle. Nebile'ye bir komple hazırlayacağım. Ben bir punduna getirip onunla yalnız kalacağım. Sen de Nebile ile benim samimi baş başa pozlarımızı çekeceksin. Şimdi anladım. İyi ama senin Nebile ile baş başa samimi resimlerini nasıl çekeceğim ki? O kız seninle samimi pozlar vermez. Kendi arzusuyla vermez ama zorlayınca verecek. Sen hiç merak etme. Orasını bana bırak. Sen o samimi resimleri çekince ben Nebile'ye vereceğim ve karşılığında para isteyeceğim. Ya vermezse? Kocasına söylemekle tehdit edeceğim. Bak bakalım o zaman veriyor mu, vermiyor mu? Yani şantaj mı yapacaksın onu? Evet. Aklına başka bir çare geliyor mu? Diyelim ki Nebile resimleri gördü, korktu ve sana parayı verdi. Peki benim bundan ne çıkarım olacak? Seninle anlaşmamıza göre Nebile'yi sen, Bülent'i ben alacaktım. Bu şartlarda Bülent'in hiçbir şeyden haberi olmayacağına göre o hala karısını sevecektir. Yanılıyorsun sevgilim. Nebile'den paraları aldıktan sonra resimleri Bülent'e göndereceğim ki karısını terk etsin, seninle evlensin. Şimdi oldu işte. Peki bu komployu Nebile'ye ne zaman hazırlayacaksın? Bilmiyorum. Belki yarın, belki daha ileri bir tarihte. Yarın dedin. Yarın ne var ki? Nebile yarın tek başına gelinlik provası için terziye gidecek. Ben de onu takip edip dışarıda yakalayacağım. Hemen harekete geçiyorsun bakıyorum. Mecburum Aysel. Zira borçlandığım insanlar şöyle böyle sıradan insanlar değil. Tam bir yeraltı dünyası. Adamı anında öldürüyorlar. Tuzak adlı oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız. Yarın. Tuzak 3. bölüm. Yapım Mehmet Kösoğlu. Yazan Seçkin Başkan. Senaryo
Tayfun Türkili. Program yönetmeni Erol Güldiken. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Didem Türkmen. Aliye Hanım Zenginoğlu Bülent'i görücü usulüyle Nebile adında güzel ama terbiyeli bir kızla evlendirme hazırlığı içindedir. Ne var ki Aliye Hanım'ın eltisinin kızı Aysel bu evliliğe karşı çıkmaktadır. Zira Aysel Bülent'le evlenmeye can atmaktadır. Ne var ki Aliye Hanım oğluna Aysel'i değil Nebile'yi münasip görmüştür. Bu duruma bozulan Aysel intikam almayı kafasına koyar. Ne yapıp edip bu evliliği önlemeye çalışacaktır. Hatta bu konuda kendisine bir de yardımcı bulur. Bülent'in amcaoğlu Gazanfer. Çalışmadan para kazanmasını seven bu genç, babasından kalan mirası da yemiş bitirmiş bir kumarhane sahibine de 1,5 milyar borçlanmıştır. Aysel ve Gazanfer işbirliği yaparlar. Gazanfer, Nebile'yi bir oyuna getirerek Bülent'in gözünden düşürecektir. Karşılığında da Aysel Bülent'le evlenecek ve kendisine yardım eden Gazanfer'e de para verecektir. Öte yandan kumarhane sahibi Mahmut alacağı için Gazanfer'i sıkıştırmaktadır. Buyur Mahmut abi, beni emretmişsin geldim. Oo, demek geldin ha keklik. Geç otur karşıma bakayım. Emret Mahmut abi. Bak delikanlı, yüzünü hasret kaldığım için çağırmadım seni buraya. Bana olan 1,5 milyarlık kumar borcunu hala ödemedin. Bu yüzden çağırdım seni. Biliyorum Mahmut abi ama en kısa zamanda ödeyeceğim. Ne olur bana biraz süre ver. İşlerim çok kötü şu günlerde. Ulan Terez, bana ne işlerinden ha? Senin bu parayı bana 15 gün önce ödemen gerekirdi. Daha ne kadar süre istiyorsun ki? Biraz daha Mahmut abi. Bir sene müddet ver. Hayır, 6 ay. Tamı tamamını 6 ay Gazanfer Efendi. Daha fazla süre vermem. Eğer bu 6 ayın sonunda borcunu getirmezsen cesedini sahil yolunda bulurlar. Tamam mı? Tamam Mahmut abi. 6 ay sonra getireceğim söz. Şu anda bir iş peşindeyim. Halledersem daha önce de getiririm. Bak keklik. Sen bu işlerin acemisisin. Bir daha tekrar ediyorum. Benimle oyun oynayanların hepsi şu anda mezarlıkta. Eğer sen de oyun oynamaya kalkarsan hiç acımam, öldürtürüm seni. Söz dedim ya abi. Bu alemde kumar borcu namus borcu sayılır delikanlı. Namussa şakaya gelir bir şey değildir. Bak hapishaneler namus davası yüzünden adam öldürenlerle dolu. Biliyorum abi ama söz, 6 ay içinde bütün borcumu ödeyeceğim sana. Tamam hadi şimdi yıkıl karşımdan. Aman efendim, kimleri görüyorum. Merhaba Nebile. Gazanfer Bey siz ha? Merhaba. Merhaba. Hayrola, ne arıyorsun burada? Gelinlik için terziye prova yaptırmaya gidiyordum. Peki siz ne arıyorsunuz? Ben tesadüfen geçiyordum buradan da seni gördüm. Dur terziye kadar eşlik edeyim sana. Gerek yok efendim, geldim zaten. Terzi hemen şu binada. İyi günler. Aklın sıra elimden kurtulduğunu sanıyorsun ha? Göreceğiz küçük hanım. Bakalım el mi yama, bey mi yama. Terziden çıkıncaya kadar bekleyeceğim seni. Terziden çıktı işte. Hadi Gazanfer, aman avını kaçırma oğlum. Nebile. Siz hala burada mısınız Gazanfer Bey? Şu bey sözünü kaldır artık be Nebile. Artık akraba olacağız seninle. Burada beni mi beklediniz onca zaman? Evet. Neden? Seninle özel olarak bir şey konuşmak istiyorum. Benimle ne konuşacaksınız ki? Lütfen bana karşı böyle zalimce davranma Nebile. Sana kötü bir niyetle yaklaşmıyorum. Peki istediğiniz nedir söyleyin? Burada mı? Sokak ortasında mı konuşacağız? Nerede konuşmamız gerekiyor ki? Bir yere oturup çay içelim. Özür dilerim Gazanfer Bey. Ne söyleyeceksiniz burada söyleyin. Beni üzüyorsun. Reddediyorsun Nebile. Bu kadar zalim olma bana karşı.
Lütfen Gazanfer Bey, ne söyleyecekseniz söyleyin. Hava kararmadan evde olmam gerekiyor. Ben artık sözlü bir insanım. Bak ben seni çok beğeniyorum Nebile. Seni daha ilk gördüğüm günden beri seviyorum. Aklımdan hiç çıkmıyorsun. Ne? Aman Allah'ım, neler söylüyorsunuz Gazanfer Bey? Aklımdan, yüreğimden geçenleri söylüyorum Nebile. Seni seviyorum. Sana deliler gibi aşığım. Olamaz. Siz bir çılgınsınız. Ben evlenmek üzere olan bir insanım. Lütfen bu söylediklerinizi duymamış olayım. Ama elimde değil Nebile. Duygularıma hakim olamam ki. Seviyorum seni. Duygularınıza saygı duyuyorum ama ben sözlümü seviyorum. Kusura bakmayın. Şimdi gitmek zorundayım. Hayır, gitme Nebile. Beni böyle yüzüstü bırakıp gidemezsin. Allah aşkına ne yapmamı istiyorsunuz Gazanfer Bey? Beni sevmeni, bana ilgi duymanı istiyorum. Bülent'i bırakıp benimle evlenmeni istiyorum. Siz delirmişsiniz. Bunları nasıl söyleyebilirsiniz? Siz güya Bülent'in amca çocuğusunuz. Teklifiniz çok yakışıksız bir şey. Nebile lütfen. Lütfen karşımda küçülmeyin beyefendi. Siz o insanların evinde yatıp kalkıyorsunuz. Sofralarına oturuyorsunuz. Buna rağmen nasıl olur da bana böyle çirkin bir teklifte bulunabilirsiniz? Nebile sen sevginin ne olduğunu biliyor musun? Ben sevginin ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Ayrıca bildiğim bir şey daha var. Sadakat, namus, iyi ahlak ve insanlık. Sanırım siz bunlardan bir habersiniz. Ama Nebile lütfen. Şimdi lütfen yolumun üzerinden çekinin ve bir daha da bana böyle tekliflerde bulunmayın. Aksi takdirde her şeyi Bülent'e anlatırım. Hoşçakalın. Her şeye rağmen yine de umutla beni sevmeni bekleyeceğim Nebile. Sadakatmış, namusmuş. Göreceğiz burnu büyük küçük hanım. Göreceğiz. Ayaklarıma kapatacağım seni. Ayaklarıma yalvartacağım. Gazanfer ne oldu anlatsana. Meraktan öleceğim. Olan bir şey yok Aysel. Nebile çetin ceviz çıktı. Nasıl yani? Hiç yüz vermedi. Ben ne kadar seviyorum, senin için yanıp tutuşuyorum dediysem de devamlı tersledi beni. Bir daha yaparsam Bülent'e söylemekle tehdit etti. Vay şırfıntı. Peki ne yapmayı düşünüyorsun şimdi? Eninde sonunda o şırfıntıyı pes ettireceğim. Bülent'ten ayıracağım onu. Dünyayı ikisine de zindan edeceğim. Bugüne kadar hiçbir kadın hayır demedi bana. İyi ama bu dediğini ne zaman yapacaksın Gazanfer? Bir hafta sonra Nebile ile Bülent'in nikahı kıyılacak. Boş ver. Nikah demek hayatın sonu demek değil. Evlenseler bile yine de ayıracağım onları. Zira benim paraya, senin de Bülent'e ihtiyacın var. Öyle değil mi? Evet. Hem Bülent'e, hem köşke, hem de o muazzam servete ihtiyacım var. Nebile denen o kenar mahalle kızı bu servetin üstüne oturmamalı. Merak etme güzelim. Benim gibi bir erkek nasıl reddedilirmiş göstereceğim o gururlu kenar mahalle kızına. İntikamım feci, çok feci olacak Aysel. Tamam canım, sinirlenme. Hadi gel. İstersen seni teselli edeyim ha? İster misin? İster misin ne demek? Şu anda teselliye öyle muhtacım ki sevgilim. Siz Zübeyde kızı Nebile Tekel, Aliye oğlu Bülent Keskin'i kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Aliye oğlu Bülent Keskin, Zübeyde kızı Nebile Tekel'i karılığa kabul ediyor musunuz? Evet efendim. O halde ben de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bana verdiği yetkiye dayanarak şahitler huzurunda her ikinizi de karı koca ilan ediyorum. İnşallah bir ömür boyu bir yastıkta kocatsınız. Ne bileyim? Mutlu musun canım? Evet Bülent. Yazın. Ben de çok mutluyum. Hayırlı olsun Nebile. Teşekkür ederim Gazanfer Bey. Yine de şunu unutma Nebile. Seni hala seviyorum ve yüreğimden çıkartıp atabilmiş değilim. Münasebetsizlik etmeyin lütfen. Artık evli bir kadınım ben. Şekerinizi alıp gidin buradan. Gideceğim ama eninde sonunda benim olacaksın. Benim olacaksın Nebile. İğrenç, adi bir insansınız. Defolun diyorum size. Gidiyorum ama şimdilik. Bülentciğim, hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Sağ ol Gazanfer.
Darısı senin başına kardeş. Lütfen ağlama anneciğim. Böyle bir günde ağlanır mı? Elimde değil Nebilem. İlk defa ayrılacağım senden. Kolay mı zannediyorsun bunu? Hadi Nebile. Acele etme Bülent. Bırak ana kız sarılıp ağlasınlar. Sen evlat sahibi olmadığın için bunun ne demek olduğunu anlayamazsın. Kız evlat anası olmak zordur oğlum. Büyütür, yetiştirirsin. Sonra da birileri alıp götürür senin yaptığın gibi. Sonra da zavallı ana yapayalnız kalır. Bırak doysunlar birbirlerine, ağlasınlar. Ama Zübeyde Hanım yalnız kalmayacak ki anne. Köşkümüzün kapıları her zaman açık olacak ona. İstediği kadar gelip bizde kalabilir. Ah oğlum ah. Ana olmak kadar zor bir şey yoktur dünyada. İnşallah çocuk sahibi olunca bu duyguları sen de tadacaksın. Sabah saatin 7'si. Bu saatte kim arayabilir ki? Buyurun. Günaydın. Nasılsın Prenses Hazretleri? Kiminle görüşüyorum? Tanımadın mı güzelim? Benim Gazanfer. Ne istemiştiniz? Oho, bu ne biçim konuşma böyle Prenses? Sadece sesini duymak istedim. Evleneli bir ay oldu. Özledim seni. Ne istiyorsunuz? Bülent kalktı mı? Hayır. Peki ya Aliye teyze? O da kalkmadı. Bir tek sen mi kalktın? Keşke orada olsaydım da seni sabah mahmurluğuyla görseydim. Kim bilir ne kadar güzelsindir. Terbiyesizliği bırakın da sabahın bu saatinde ne istiyorsanız onu söyleyin Gazanfer Bey. Oo, bu kadar sert ve zalim olma bana ne bile. Bugün köşke gelecektim de ona haber vereyim demiştim. Bu isteğinizi uyandıktan sonra Bülent'le anneme bildiririm. İyi günler. Dur kapat. Küstah, iğrenç herif. Aklını benimle bozmuş. Sapık mıdır nedir? Ne bile? Kiminle konuşuyordun? Bülent ne zaman uyandın sen? Şimdi kalktım. Kimdi arayan? Gazanfer Bey. Bugün köşke gelmek istiyormuş. Ona haber veriyorum. Hayret. Bu saatte mi haber verilir? Alem çocuk şu Gazanfer'de yani. Gazanfer gelirse burada mı kalacak? Canım elbette burada kalacak. Cevat Efendi'ye söyle misafir odasını hazırlasın. Orada kalır. Bu adamın bu şehirde başka kalacak yeri yok mu Allah aşkına? Neden böyle söylüyorsun Nebile? O bizim akrabamız. Arzu ederse istediği kadar köşkte kalabilir. Hayrola? Yoksa seni rahatsız eden başka bir şey mi var? Yok hayır. Ben mutfağa ineyim de bakayım kahvaltıyı hazırlamışlar mı? Hayırlı sabahlar kızım. Ah anne buyurun kahvaltı hazır. Birlikte yapalım. Bülent gitti mi? Evet az önce uğurladım onu. Kahvaltı etmek için sizi bekliyordum. Hay Allah. Sen keşke yapsaydın kızım. Siz yalnız yapmayın diye bekledim. Ah sabah Gazanfer aradı. Bugün buraya kalmaya gelecekmiş. Sahi mi? Ne kadar iyi, özlemiştim çapkını. Gelsin bakalım. Severim onu. Şen bir çocuktur. Öyle değil mi Nebile? Herkese günaydın. Vay kaynanam beni seviyormuş. Kahvaltıya yetiştim. Gazanfer biz de şimdi senden söz ediyorduk. Karnın açsa kahvaltıya buyur. Dur söyleyeyim de sana da kahvaltı hazırlasınlar. Sen otur şuraya. Zahmet etmeseydin Aliye teyze. Prenses bana hoş geldin demeyecek misin? Neden geldiniz buraya? Beni gördüğüne memnun olmamış gibi bir halim var. Oysa ben seni göreceğim diye bütün bir gece uyku bile uyuyamadım heyecandan. Başlamayın gene Gazanfer Bey. Ben artık evli bir kadınım. Bu sizi sevmeme engel değil ki. Hala sizi hem de eskisinden daha fazla seviyorum. Küstahlık etmeyin. Evli bir kadın nasıl sevilir? Hem ben size beni sevmeniz için bir ümit vermiş değilken nasıl oluyor da benimle böyle konuşuyorsunuz? Yapma Nebile, seni seviyorum. Benimle böyle ters konuşma. Yeter susun artık. Konuştukça küçülüyorsunuz. İğrenç bir hal alıyorsun. Tamam.
Buraya sizi üzmeye gelmedim. Bir daha asla sizi rahatsız etmeyeceğim. İnşallah doğruyu söylüyorsunuzdur. Evet. Şimdi senin için de kahvaltı hazırlayacaklar. Gazanfer, görmeyeli neler yaptın, anlat bakalım. Kraliçem, inan hepinizi çok özledim. Ama yeni evliler baş başa kalsınlar diye bir süre köşke gelmedim işte. Deli çocuk senin. Ne şeker şey değil mi Nebile? Bu çocuğun şakalarına bayılıyorum. Tuzak adlı oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın. Yarın. Tuzak 4. bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Seçkin Başkan. Senaryo Tayfun Türkili. Program yönetmeni Erol Güldüken. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Didem Türkmen. Aliye Hanım zengin bir kadındır. Holding yöneticisi olan oğlu Bülent'i Nebile adında fakir ama terbiyeli bir kızla evlendirir. Eskiden beri Bülent ve parasında gözü olan Aliye Hanım'ın eltisini kızı Aysel ise her ne olursa olsun bu evliliği bozmak için çareler aramaktadır. Paradan başka bir şeyi sevmeyen Aysel bu konuda kendisine bir de yardımcı bulur. Bülent'in amcasının oğlu Gazanfer. Babasından kalan paraları yiyip bitiren ve bir kumarhaneye borçlanan Gazanfer Aysel'le işbirliği yapar. Gazanfer bir yolunu bularak Nebile'yi Bülent'in gözünden düşürecek ve boşalttıracak. Aysel de Bülent'le evlenecek ve karşılığında Gazanfer'e zengin kocasının servetinden para verecektir. Gözünü para hırsı bürüyen Gazanfer Nebile'yi tuzağa düşürmek için köşke gelir ve yerleşir. Demek İstanbul'a iş için indin ha Gazanfer? Evet, birkaç gün kalacağım. Tabii sizce bir sakıncası yoksa? Yok canım, ne sakıncası olacak? Hem biliyorsun ki annem seni benim kadar sever. Sağ olsun. Ben de çok severim Aliye teyzeyi. Neyse, vakit bir hayli geç oldu. Ben yatmaya gidiyorum. Benim de uykum geldi. Size iyi geceler. Ben biraz daha oturacağım. Ne bile? Efendim. Nedir bu suratının hali? Canını sıkan bir şey mi var senin? Yok bir şeyim. Lütfen ne bile beni kandırmaya çalışma. Ne oldu anlat. Bir şeyim yok dedim ya. Hayır var. Gazanfer geldiğinden beri tuhaflaştın. Yoksa onun burada köşte kalmasından hoşlanmıyor musun? Yok canım, sizin akrabanız. Ben ne karışabilirim? Evet, çok yakın akrabam. Yoksa annemle kavga mı ettin? Saçmalama. Aliye Hanım dünyanın en mükemmel insanı. Neden onunla kavga edeyim ki? O halde benden mi şikayetçisin? Hayır, neden şikayetçi olayım? Madem öyle derdin ne? Bana bak söylesene, bir şeyler oldu muhakkak. Hiçbir şeyim yok Bülent. Sadece canım sıkkın. Belki de havalardandır. Günaydın prenses. Ne oldu, Bülent yok mu? Bitti mi? Az önce gitti. Ya Aliye Hanım, o inmedi mi kahvaltıya? Hayır, uyuyor. Şansa bak. Dünyada en çok sevdiğim insanla baş başa kahvaltı yapacağım. Harika bir şey bu. Gazanfer Bey. Emret prensesim. Yıl ışıklığı bırakın. Sizin bugün bu evden gitmenizi istiyorum. Ne? Gitmek mi? Evet. Gidin ve bir daha da lütfen bu eve gelmeyin. Ama bu düpedüz beni kovmaktır. Doğrusu senin terbiye anlayışına sığdıramadım bu davranışını bile. Siz ancak böyle dilden anlarsınız da ondan. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Nebile? Resmen bana hakaret ediyorsun. Tartışmayalım Gazanfer Bey. Çünkü sizin varlığınızdan sıkıntı duyuyorum. Siz bu evde oldukça ben mutluluğumu yaşayamıyorum. Yoksa beni sevmekten mi korkuyorsun Nebile? Siz,
Siz hayatımda gördüğüm en terbiyesiz, en küstah ve en ahlaksız insansınız. Sizi bağrına basan, misafir eden, bir lokma ekmeğini yediğiniz bir insanın karısına böyle asılmak, rahatsız etmek hangi ahlak anlayışına sığar, söyler misiniz? Duygularımı sömürüyorsun prenses. Olmayan şey sömürülmez. Lütfen bu evi hemen terk edin Gazanfer Bey. Hem de bir daha gelmemek üzere. Nasıl istersen ne bile. Yalnız şunu unutma. Bana ettiğin bütün bu hakaretlerin acısını senden çok kötü çıkartacağım. Yaptıklarına öyle pişman olacaksın ki iş işten geçmiş olacak. Defolun dedim size. Çok şükür gitti. İnşallah bir daha ne bu eve ne de hayatımıza girmez bu rezil adam. Günaydın kızım. Günaydın anne. Buyurun kahvaltı hazır. Gazanfer yok mu? Az önce gitti. İşleri çokmuş. Size veda edemeden gittiği için üzüntülerini bildirmemi söyledi bana. Akşama gelmeyecek miymiş? Hayır, İzmit'e gidecekmiş. Deli çocuk. Çat orada, çat burada, çat kapının arkasında. Öyle seviyorum ki o çapkını. Alo. Buyurun. Ayşen, ben Gazanfer. Oo, beyefendi. Ne zamandır sesiniz soluğunuz çıkmıyordu. Nerelerdeydiniz? Buradayım, İstanbul'da. Buluşabilir miyiz seninle? Tabii, nerede? Deniz kenarındaki çay bahçesinde bekliyorum seni. Hemen gel. Tamam, birazdan orada olurum. Hoş geldin Ayşe. Hoş bulduk. Hayrola, ne oldu? Nerelerdesin sen? Gördüğün gibi buradayım işte. Seni özledim. Göresim geldi. Boş ver. Karnımız tok bu lafları aslanım. Anlat bakalım neler oldu. Yüzünden düşen bin parça. Canını sıkan bir şey olmuş senin. Bülentlerin köşkündeydim dün gece. Ya ne yapıyor kurmular? İyiler mi? Ne mutlular bileyim, mı? Bu sabah beni köşkten kovdu. Aa, sahi mi? Peki nasıl oldu bu? Nasıl olacak? Kendisine olan duygularımı söyleyince önce korkunç hakaretler etti bana. Sonra da kovdu işte. Koca köşkün hanımefendisi oldu ya. Artık istediğini eve alır, istemediğini kovar. Vay şırfıntı vay. Peki şimdi ne yapacaksın? Bilmiyorum. Canım öyle sıkkın ki. Diğer yandan borçlu olduğum kulüp sahibi borcunu öde diye sıkıştırıp duruyor beni. Ne yapacağımı şaşırdım kaldım Ayşe. Kabahat sende. Hani ne bileye komplo kuracaktın da para sızdıracaktın. Sonra da onun Bülent'ten ayrılmasını sağlayacaktın. Ne oldu? Merak etme, hepsi olacak güzelim. Değil mi ki bugün beni köşkten hakaretler yağdırarak kovdu? O kenar mahalle kızına öyle bir oyun oynayacağım ki Bülent bir daha ömür boyu o kadını köşke sokmayacak. Böylece sen de Bülent'ine kavuşacaksın. İyi de ne zaman olacak bu iş Gazanfer? Yakında güzelim, yakında. Sen evde yalnız başına mı kalıyorsun? Evet. Ne karışanım ne de görüşenim var. O halde birkaç günlüğüne sende misafir olarak kalabilir mi? Hem seni de çok özledim. Çapkın seni. Anne, anne ne oldu? Nesi var Nebile'nin? Bilmiyorum oğlum, doktor içeride, muayene ediyor. Hay Allah, uşak eşiniz rahatsızlandı deyince birden elim ayağım birbirine karıştı. Korkma, kötü bir şey değildir. Hele bir doktor muayenesini bitirsin, anlarsın. Hah. İşte doktor da çıktı. Doktor bey, karımın nesi varmış? Endişe etmeyin, eşiniz hamile beyefendi. Ne? Ne dediniz? Hamile mi? Sana şükürler olsun Allah'ım. Ölmeden torunumu da göreceğim. Peki eşim kaç aylık hamile doktor bey? 3 aylık hamile. Annenin de çocuğun da durumu gayet iyi. Endişe edilecek bir şey yok. Sağ ol doktor, sağ ol. İçeri girip karımı görebilir miyim acaba? Tabii, bu haberi o da çok sevinir. Ne bile. Canım, karıcığım.
Doktor mu söyledi Bülent? Evet bir tanem. Artık sen anne ben de baba olacakmışım. İnan öyle sevindim ki bu habere. Esas çocuğumuz doğduğu zaman aile olacağız Bülent. Söyle bakalım kız mı istiyorsun oğlan mı? Bunu hiç düşünmedim. Ama yeter ki sağlıklı sıhhatli olsun yeter. Ben erkek çocuğunu da severim kız çocuğunu da. Ya sen? Ben de öyle. Önemli olan eli ayağı düzgün olsun da ister oğlan ister kız olsun. Bu gece çocuğumuzun şerefine bir yemek vereceğim köşkte. Yemek mi? Kimleri çağıracaksın peki? Merak etme. Senin sevmediğin hiç kimseyi çağırmayacağım karıcığım. Bir tek anneni çağıracağım bu yeme. Çünkü sevinmek bizim kadar onun da hakkıdır. Ah Bülent seni öyle çok seviyorum ki. Ben de seni Nebile. Ben de seni. Bana bak Gazanfer. 6 ay dedin tamam dedik. 6 ay geçti ardından bir 6 ay daha dedim. Ona da tamam dedik. Tamam. Haklısın abi ama işte yani... Tamam da Terez. Bir yıl oldu hala bir kuruş bile ödemedin. Hatırlarsan sana benimle oyun oynanmaz demiştim. Ha? Çaktın değil mi? Affet Mahmut abi. Sözümde duramadım ama yemin ederim ki borcumu çok daha fazlasıyla ödeyeceğim sana. Bana biraz daha zaman tanı ne olur. Zaman. Yetmedi mi sana tanıdığım zaman lan? Ben zaman maman anlamam. Delikanlı borcunu ya ödersin ya da... Mahmut abi inan bana borcumu 2 milyar olarak ödeyeceğim sana. Faiziyle birlikte. Şu anda bir iş üstündeyim abi. He? O işi bitireyim elime çok para geçecek. Ne işiymiş bakayım bu? Bir şantaj işi abi. He? Şantaj mı? Kime şantaj yapacaksın? Bir tanıdığıma. Bir akrabama Mahmut abi. Akraban zengin mi bari ha? Zengin de ne kelime abi. Trilyoner. Para çuvalla onda. Madem böyle çuvalla para var... ...borcunu bana 3 milyar olarak ödeyeceksin tamam mı? Ama Mahmut abi... Kes lan! Ne aması? Hem zengin birine şantaj yapacaksın hem de ama diyorsun. Tamam borcun 3 milyardır ve sana 6 ay müddet veriyorum. Ya bu müddet içinde borcunu bir tamam ödersin ya da cesedini denizin dibine sallandırırım. Anlaşıldı mı? Tamam Mahmut abi. Sen hala plan yap. Komple hazırla. Uyan artık Gazanfer uyan. Nebile hamileymiş. 3-5 güne kadar çocuğu olacak. Sen hala hayaller peşinde koşuyorsun. Yok Nebile'yi tuzağa düşürecekmişsin de. Yok şantaj yapıp paralar alacakmışsın da. Yok Bülent Nebile'yi köşkten atacakmış da. Yok ben Bülent'le evlenecekmişim de. Zamana ihtiyacım var Aysel. Nebile denen o kenar mahalle dilbirine senden fazla ben gıcığım. Ama şıp diye olmuyor bazı şeyler. İnan bana eninde sonunda... O kadın komploma kurban gidecek. İyi ama ne zaman Gazanfer? Nebile'nin çocuğu doğduktan sonra Bülent kolay kolay o kadını boşamaz, evden atmaz. Yakında bir tanem. Çok yakında halledeceğim bu işi, inan bana. Bülent oğlum gel otur biraz ayakta dura dura yoruldun. Merak etme oğlum her şey yolunda gidecek. Haftalardır gece gündüz Allah'ıma dua ediyorum. Nebile doğuma gireli 3 saat oldu ama hala çıkmadı. Yoksa kötü giden bir şey mi? Deli çocuk. İnsan doğumhaneye girer girmez doğurmaz ki. Bazen 1-2 gün bile kaldığı olur içeride. Sana hamileyken sabahın 3'ünde götürmüşlerdi de beni hastaneye. Ertesi gün öğleyin doğurmuştum seni. Ben de Nebile'yi ancak 10 saatte doğurabilmiştim. Nebile Hanım'ın yakınları kim? Biziz. Ben de kocasıyım. Ne oldu söyleyin çabuk. Müjdemi isterim. Nur topu gibi bir kızınız oldu beyefendi. Kızım mı? Yaşasın be. Hemşire Hanım annenin durumu nasıl iyi mi? Gayet iyi 4-4'lük. Biraz sonra doktor odasını alacak onun. Hadi bakalım güle güle büyütün çocuğunuzu. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Sonunda dualarımı kabul ettin. Artık ölsem de gam yemem Zübeyde Hanım.
oğlumun mürüvvetinden sonra torunumu da gördüm ya. Ben artık baba oldum ha. Ben ya. Baba oldum. Babayım ben. Babayım ben. Heyt be, hem de kız babası. Damat. Buyurun valide hanım. Torunuma ne isim koyacaksınız, düşündünüz mü? Evet. Kızıma Şule adını koyacağız valide hanım. Nebile ile aylardır hep doğacak çocuğumuza ne isim koyacağımızı düşünüyorduk. Sonunda erkek olursa Murat, kız olursa Şule koymaya karar vermiştik. Şule çok güzel bir isim. Evet, Şule. Torunum Şule. Demek o kenar mahalle kızı Bülent'e bir çocuk doğurdu ha? Evet, sen hala plan hazırla canım. Atağlan Üsküdar'ı çoktan geçti. Ne demek istiyorsun? Bülent'in ağzı kulaklarına varıyor baba oldu diye. Nebile'yi yere göğe sığdıramıyor. Bir dediğini iki etmiyor. Kenar mahalle kızı dediğin o kadın şimdi köşkün tek hakimi budala. Çok merak ediyorum. Sen ne yapıp da Nebile'yi Bülent'in gözünden düşüreceksin? Ne yapacağımı yaptığım zaman görürsün Aysel. Madem öyle, ne yapacaksan yap artık Gazanfer. Beklemeye tahammülüm kalmadı. Annemle aram açıldı. Para sıkıntısı çekmeye başladım. Bir an evvel o köşkün hanımı olmalıyım. Para dedin de esas o sıkıntıyı çeken benim güzelim. Kumarhane sahibi Mahmut durmadan borcumu öde, öde, öde diye sıkıştırıp duruyor. Madem öyle hemen bir şeyler yapmaya başla Gazanfer. Yoksa ikimiz de para yüzünden batağa saplanacağız. Merak etme, bu bekleyişin sonuna geldik Aysel. Bir plan hazırladım. Sahi mi? Evet. Birkaç güne kadar Nebile kurduğum komplonun içine düşecek. Tuzak adlı oyunumuzun 4. bölümünü dinlediniz. 5. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Yarın. Tuzak 5. bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Seçkin Başkan. Senaryo Tayfun Türkili. Program yönetmeni Erol Güldiken. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Didem Türkmen. Bülent çok zengin bir insandır. Nebile adında fakir ama güzel ve terbiyeli bir kızla evlenmiştir. Öteden beri Bülent'le ve Bülent'in parasında gözü olan akrabası Aysel ise bu evliliği bozmaya çalışmaktadır. Amacı Nebile'yi Bülent'ten ayırıp kendisiyle evlenmesini sağlamaktır. Bu işte kendisine bir de yardımcı bulur. Bülent'in amcaoğlu Gazanfer, Nebile'nin Bülent'ten ayrılmasına yardımcı olur. Rahmetli babasının mirasını yiyip bitiren ve bir kumarhane sahibine milyarlarca lira borçlanan Gazanfer, Aysel'in Bülent'ten evlenmesine yardımcı olduğu takdirde Aysel kendisine istediği kadar para verecektir. Bülent'le Nebile de düşmanlarının kendileri için düşündüğünden habersiz evliliklerini sürdürürler. Bu arada Nebile, Şule adında bir kız çocuğu doğurur. Gazanfer ise Aysel'e bir plan hazırladığını ve birkaç güne kadar Nebile'yi kurduğu tuzağa düşüreceğini söyler. Hanimiş benim güzel bebeğim, canım benim. Şule, baba da bakayım canım. Hadi bakalım. Bak, şimdi sen burada usul usul otur, ben şu çalan telefona bakayım. Alo, buyurun. Nebile Hanım. Benim, buyurun. Ben Gazanfer. Siz misiniz? Bir bebeğinizin olduğunu duydum. Hayırlı uğurlu olsun demek için aradım sizi. Sağ olun, teşekkür ederim Gazanfer Bey. Nasıl çocuğun ve sizin sağlığınız iyi mi Nebile Hanım? Allah'a şükür iyiyiz.
Eğer mahsuru yoksa gelip ziyaret etmek istiyordum sizleri. Tabii gelebilirsiniz ama Bülent henüz eve dönmedi. Ne zaman gelir? 6:30 gibi evde olur. Tamam, o saatte gelirim o halde. İyi günler. İyi günler. Hayret, bu sefer küstahlık, terbiyesizlik yapmadı. İnşallah benden ümidini kesmiştir. Aman dene cici, ne güzel bir bebekmiş bu. Adı ne bakayım bu güzel kızın? Şule. Allah inşallah analı babalı büyütür. Durun unutmadan getirdiğim şu maşallahı vereyim. Buyurun Nebile Hanım, siz takın bebeğe. Teşekkür ederiz Gazanfer Bey. Vakit geç oldu, ben artık kalkayım. Nereye Gazanfer'cim? Bu saatte seni bırakmayız. Bu gece burada kal. Ya kimseyi rahatsız etmeyeyim. Ne rahatsızlığı ya? Sen yabancı mısın? Tabii, misafir odası boş. Orada kalabilirsin. Buyurun. Nebile Hanım, Nebile Hanım, ben Gazanfer. Evet, ne oldu Gazanfer Bey? Bu sabah Bülent'le birlikte çıktık ya, Bülent biraz fenalaştı. Ne? Fenalaştı mı? Ne oldu? Nesi var? Telaş etmeyin, aniden fenalaştı, bayıldı. Ben de eve getirdim. Şimdi biraz iyi gibi ama doktora gitmek istemiyor. Ben de size durumu bildireyim dedim. İyi ettiniz. Peki ne yapıyor şimdi? Yatıyor ama muhakkak doktora görünmesi şart. Ben gidelim dedikçe inat ediyor gitmemek için. İsterseniz gelip siz ikna edin. Ben durumunu pek beğenmedim. Tabii. Adresi verin bana hemen. Kocam nerede? Sakin ol Nebile. Bülent içeride. Nasıl, durumu iyi mi? Hala baygın mı? İyi ama Bülent nerede? Burada yok. Yoksa Bülent'in hastalığı yalan mı? Bütün bunlar doğru değil mi? Evet, ne yazık ki öyle. Bütün niyetim seni buraya getirebilmekti sevgili prenses. Seni alçak, seni melun, bunu nasıl yaparsın bana? Aylardır hep bu anı bekledim Nebile. Seninle baş başa, yalnız kalmayı. Ve şimdi bu fırsat elime geçti. Sen ve ben. Hayır, çek o pis ellerini üzerimden, çek diyorum sana. Senin için yanıp tutuşuyorum Nebile. Artık yalnızız, kimseler yok burada. Canım benim, bir tane. Hayır, imdat. Sus, bağırma. Sus diyorum yoksa. Bayıldı. Böylesi daha iyi. İşimi daha rahat görürüm. Alo, buyurun. Aysel, sen misin güzelim? Gazanfer. Aysel iş tamam. Kurban ağama düştü. Şu anda yatak odamda. Sahi mi? Harika bir şey bu Gazanfer. Hemen Bülent'e telefon aç ve isim bildirmeden karısının şu anda benim evimde ve kollarımın arasında olduğunu söyle. Çabuk ol. Alo. Bülent Bey'le mi görüşüyorum? Evet, benim. Siz kimsiniz? Ben bir dostum beyefendi. Size karınız hakkında çok önemli bir şey söyleyeceğim. Karım hakkında mı? Bana bakın, kimsiniz siz? Önce adınızı verin bana. Bir dost dedim ya. Peki ne istiyorsunuz? Size bir iyilik yapacağım. Kandırılıyorsunuz beyefendi. Aldatılıyorsunuz. Ne? Evet. Karınız şu anda Gazanfer Bey'in evinde ve onun koynunda. Olamaz. Yalan söylüyorsunuz. Bana bakın, inanmıyorum size. Eğer inanmıyorsanız kendiniz gidip de görün. Gazanfer'in ev adresini biliyor musunuz? Biliyorum. İyi ama siz kimsiniz?
Bir dost dedin ya. Alo. Alo. Lanet olsun. Kim bu? Karıma laf uzatan bu şırfıntı kim? Olamaz, olamaz. Ne bile beni aldatamaz. Hem de Gazanfer'le ha. İnanmıyorum, inanmıyorum. İftira bu, yalan bu. Şimdi anlarım. Karım evdedir. Ne bile benden habersiz bir adım bile atmaz evden. Alçaklar. Alçaklar ne istiyorlar ki karımdan? Alo. Anne, anne sen misin? Benim oğlum. Hayrola bir şey mi oldu? Sesin bir tuhaf çıkıyor. Yok yok, iyiyim anneciğim. Şey, Nebile evde miydi? Hayır, bir saat önce çıktı gitti. Çok heyecanlıydı. Nereye kızım dedim, bir şey söylemedi. Ya. Peki anne, akşama görüşürüz. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım, Nebile evde yok. Bir saat önce çıkmış. Ya ama yoksa o meçhul kadın doğruyu mu söyledi? Ne bile hakikaten Gazanfer'le beni aldatıyor mu? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Gazanfer'in evine gitmek. Evet, daire kapısına da aralık bıraktım. Böylece Bülent geldiğinde zili çalmadan rahatça içeri girip her şeyi görebilir. Ne bile hala baygın yatıyor. Şimdi bütün iş kıskanç ve zengin koca Bülent'i beklemeye geldi artık. Başım. Başım. Neredeyim ben? Aman Allah. Sen Gazanfer buradasın. Demek kendine geldin ha güzelim. Evet. Burada yanındayım. Ve artık seni hiç bırakmayacağım. Olamaz. Bu lüzum yok. Seni alçak, ben baygınken beni soydun ha. Sen iğrenç, adi adamın tekisin. İstediğin kadar bağır, hakaret et. Seni seviyorum. Benim olacaksın ne bile. Gel buraya, direnme. Benim olacaksın. Hayır. Diyorum. Gel buraya. Aman Allah'ım. Ne bile. Dur yapma. Bülent, tam zamanında geldin. Kurtar beni Bülent. Kapa çeneni adi kadın. Sefil yaratık. Demek bana bunu da yapacaktın ha? Vurma kadına Bülent. Sıra sana da gelecek adi herif. Al bakalım. Hayır. Yapma, benim suçum yok Bülent. Ne olur dinle. Neyi dinleyeceğim be? Neyi dinleyeceğim? Her şey apaçık ortada. Şu hale bak. Yarı çıplak bir vaziyette yeğenimin kolları arasındasın. Daha neyi dinleyeceğim be? Ha? Şırpıntı. Bu adam, Gazanfer denen bu iblis kandırdı beni. Senin hasta olduğunu söyleyip buraya çağırdı beni. Sus diyorum sana. Gördüğüm şu manzara yeter de artar bile bana. Aslında seni öldürmeliydim. Ama o pis kalınla elimi kirletmek istemem. Alçak, adi yaratık. Sen aslında bir sokak kadınından başka bir şey değilmişsin. Lütfen Bülent, lütfen. Ne bile, ağlamanın, yalvarmanın bir faydası yok artık. Her şey ortaya çıktı. Hem zaten nasıl olsa ilişkimizi kocana söylemeyecek miydin? Ne? Neler söylüyorsun sen? İğrenç herif. Ne ilişkisi? Ha, güzel. Demek bir de utanmadan, sıkılmadan bana da söyleyecektiniz ha yediğiniz erzeleri. Yalan. Yalan Bülent. Yemin ederim ki bu adamın söylediği her şey yalan. Ben bir komploya kurban gittim. İnan bana. Dinle beni Sürtük. Artık bu saatten sonra ne benim evime gelebilirsin... ...ne de kızıma analık yapabilirsin. Hayır. Artık benim karım değilsin, duyuyor musun? İffetsiz mahluk. Senin suratını bile görmek istemiyorum artık. Lanet olsun sana da, aşığına da. Bülent ne olur gitme, dur. Dinle beni, kızımdan ayırma. Her şeyi anlatacağım sana. Bülent, Bülent gitme. Dur ne bile, nereye gidiyorsun? Allah kahretsin seni. Ahlaksız adam, adi adam. Ne istedin benden, ne istedin mutluluğumdan? Yalancı, şerefsiz. Bırak, bırak beni diyorum artık, bırak. Anlaşıldı, seni sakinleştirmek lazım. Al bakalım. Evet. Planın birinci kısmı başarıyla sonuçlandı. Şimdi bu durumu hemen Aysel'e bildirmeliyim. Alo. Aysel. Gazanfer, ne oldu? Merakla telefonunu bekliyordum. Bülent eve geldi mi? Ne bileyi o halde gördü mü? Çabuk söyle. Aysel, Bülent artık senindir yavrum. Sahi mi? Evet. Bülent az önce buradaydı. Nebile ile bizi sarmaş dolaş görünce kendini kaybetti. Ağır hakaretler savurduktan sonra da gitti. Anlayacağın, Bülent'in şimdi müşfik bir kadının tesellisine ihtiyacı var canım. O kadın da ben olacağım Gazanfer. Hiç merak etme.
İnşallah sen olursun Ayşe. Zira parasızlıktan ölüyorum. Bir an evvel kalbi kırık Bülent'i kollarının arasına al da sızdırdığın paralarla borçlarımı ödeyeyim. Bülent, ne oldu oğlum? Nebile nerede? Sus anne. O kadının adını ağzına alma bir daha. Ne? O bir sokak kadını. Daha da adisi. Bülent oğlum, ağzından çıkanı kulağım duyuyor mu? Neler söylüyorsun öyle? Yakaladım onu anne. Onu yakaladım. Nebile'yi bir erkekle yakaladım. Hem de kimle biliyor musun? Aman Allah'ım. Kiminle? Sıkı dur. Gazanfer'le. Amcamın oğluyla. Ve onun evinde. Ne? Aman yarabbim. Neler duyuyorum? Bülent, doğru mu bunlar oğlum? Evet anne, evet. Hepsi doğru. Gözlerimle gördüm. Ellerimle yakaladım o namus düşkünü kadını. Ne zamandır ilişkileri varmış. Beni kaç zamandır aldatıyorlarmış. Ben de saf saf her şeyden habersiz... ...karımın namusundan, iffetinden dolayı onunla iftihar ediyordum. Nasıl yaptılar bunu? Nasıl yaptılar? Hala aklım almıyor anne. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Bülent, doğru mu bunlar oğlum? İnanamıyorum. İnanmak bir türlü gelmiyor içimden. Nebile gibi zarif, namuslu bir kadın. Aman yarabbim, aman yarabbim. Hepsi bir aldatmaymış anne. Bana bak anne, o kadın bir daha bu evden içeri girmeyecek. Şule'yi de görmeyecek. Hemen yarın, evet yarın avukatımla konuşacağım ve boşayacağım onu. Bitti artık. Bitti, bitti. Her şey bitti. Tamam ya, tamam oğlum, ağlama. Ne yapalım? Başa gelen çekilir. Boşarsın. Kendine yeni bir hayat kurarsın. Ne yapalım? Böyle şeyler herkesin başına gelir. Yapan kendine yapar Bülent'im. Senin gibi zengin, mal mülk sahibi birini zor bulur bir daha o kız. Hadi oğlum kendine gel. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Bak kızım var, Şulem var. Onun için yaşamalısın. Onun için kazanmalısın artık. Üf, hava da amma az daha. Böyle giderse daha mine akacak açacağını. Yağmura ne dayanır ki Zübeyde Hanım? Torun nasıl, kız nasıl? Görüyor musun bari? Geçen hafta onlardaydım. Torunumu Şule'mi görme haccanım. Öyle tatlı ki tıpkı kızıma benziyor. Allah analı babalı büyütür inşallah. İnşallah. Ayol kapı mı çaldı, bana mı öyle geldi Zübeyde? Evet evet kapı çaldı. Sen otur ben açarım. Aa, bu havada kim gelebilir ki? Bülent oğlum. Hayrola bu yağmurda neden geldin? Hadi gir içeri, dışarıda yağmur altında kalma. Hayır girmeyeyim Zübeyde Hanım. Buraya kızınızın eşyalarını getirmeye geldim. Buyurun şu bavulu alın. Neler söylüyorsun oğlum? Kızımın eşyalarını neden getirdin? Ne oldu ki? Meğer koynumda bunca zaman bir yılan beslemişim Zübeyde Hanım. Aman Allah'ım, ne demek istiyorsun oğlum? Bugün Nebile'yi birisiyle yatakta yakaladım. Anlıyor musun Zübeyde Hanım? Senin o saf, iffetli sandığın kızın meğer bir kahpeymiş. Hep beni aldatıyormuş. Bir sokak kadınından daha da şerefsizmiş o. Aman Allah'ım, neler duyuyorum. Olamaz, benim kızım Nebile böyle bir şey yapamaz, inanmıyorum buna. Peşin hükümlü olma oğlum. Kızıma iftira atmışlar. Ne iftirası? Ha? Ne iftirası? Başka birisi söyleseydi ben de inanmazdım. Ama maalesef kendi ellerimle yakaladım onu. Üzgünüm Zübeyde Hanım. Artık Nebile benim karım değil. Peki ya torunum Şule? Şule benim kızım. Öyle iffetsiz bir şırfıntının yanında büyüyemez. Şule benimle kalacak. Al Asma. Olamaz. Benim kızım Nebile. Yavrum böyle bir iffetsizlik yapamaz. Ay yüreğim. Yüreğim. Zübeyde Hanım. Zübeyde Hanım. Ay duydun mu canım? Nebile kocasını aldatmış. Olamaz kızım böyle bir şey yapamaz. Yalandır, iftiradır. Dur komşucuğum dur. Tamam tamam. Sana bir doktor çağırayım hemen. Ben,
Aman Allah'ım Zübeyde. Zübeyde. Ölmüş. Yetişin komşular. Zübeyde öldü, yetişin. Tuzak adlı oyunumuzun 5. bölümünü dinlediniz. 6. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız. Yarın. Tuzak 6. bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Seçkin Başkan. Senaryo Tayfun Türkili. Program yönetmeni Erol Güldiken. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Didem Türkmen. Bülent'in Nebile ile evlenmesi öteden beri kendisinde gözü olan Aysel'i sinirlendirir. Zira Aysel'in bütün ideali Bülent'le evlenmek ve onun servetine konmaktır. Bu yüzden Nebile'ye diş biler ve onu Bülent'ten ayırmak için elinden geleni yapmaya karar verir. Bu konuda Bülent'in amcaoğlu Gazanfer de kendisine yardım eder. Rahmetli babasının mirasını yiyip bitiren ve sonra da bir kumarhane sahibine borçlanan Gazanfer çıkar karşılığı Nebile'yi kandırır. Kocasının aniden rahatsızlandığını ve evine götürdüğünü hemen gelmesini söyler. Gazanfer'in sözlerine itimat eden Nebile, Gazanfer'in evine gider ve burada adamın saldırısına uğrayarak bayılır. Öte yandan Aysel Bülent'e telefon ederek karısının kendisini aldattığını, şu anda akrabası Gazanfer'in evinde olduğunu söyleyince çılgına dönen Bülent, Gazanfer'in evine gider ve orada yeni ayılmaya başlayan karısı Nebile'yi Gazanfer'in kolları arasında görür. Nebile durumu açıklamaya kalkışsa da Bülent onu dinlemez ve bir daha köşke gelmemesini, çocuğunu da göstermeyeceğini söyler. Daha sonra Nebile'nin annesi Zübeyde Hanım'ın evine giden Bülent, yaşlı kadına kızının yaptığı şerefsizliği söyleyince zavallı kadın kalp krizi geçirerek ölür. Hayır, bunu yapamazsın Bülent. Ben seni aldatmadım. İkimiz de aldatıldık. Yemin ederim ki iffetime el sürülmedi. Kızım, kızımdan ayırma beni. Hadi, hadi açın şu kapıyı artık, açın. Evet, buyurun. Cevat Efendi, Bülent geldi mi, içeride mi? Özür dilerim Nebile Hanım. Ama sizi içeri bırakalım. Ne? Bülent Bey'in emri var. Lütfen gidin ve bir daha buraya gelme. Neler söylüyorsun sen Cevat Efendi? Ben ne bileyim? Beni tanımadın mı? Bülent'in hanımı. Kenara çekil de lütfen içeri gidin. Lütfen hanımefendi. Beni zor kullanmaya mecbur bırakmayın ve terk edin burayı. Aman Allah'ım. Yani şimdi bu evin kapıları kapandı mı bana? Evet öyle. Hem zaten Bülent Bey de Aliye Hanım da yoklar. Gittiler. Nereye gittiler? Peki ya kızım Şule? Onu da mı götürdüler? Evet, onu da yanlarına aldılar. Nereye gittiklerini de söylemediler. Özür dilerim ama kapıyı kapatmak zorundayım efendim. Olamaz. Evsiz, kocasız ve evlatsız beni kapı önüne koyamazlar. Bunu yapamazlar. Allah'ım, Allah'ım, gerçeği sen biliyorsun. Ne olur yardım et bana. Kendimi nasıl temize çıkartacağım ya Rabbim? Ne yapacağım şimdi ben? En iyisi annemin evine gitmek. Zaten gidebilecek başka bir yerim de yok. İyi de anama ne diyeceğim? Ya o da Bülent gibi beni suçlarsa? Allah'ım, Allah'ım, ne olur sen bana yardım et.
benim ne kadar temiz, masum ve suçsuz olduğumu sen biliyorsun ya Rabbi. İyi ama bizim evin kapısı neden açık? Neden herkes bizim kapıya toplanmış? Burada neler oluyor? Neden toplandınız bizim eve? Hacı teyze, ne oldu burada? Annem, annem nerede? Öldü. Annen öldü ne bileyim. Hayır. Aman Allah'ım, öldü mü? Ama nasıl olur? Neden öldü? Senin yüzünden. Senin şırfıntılığın yüzünden. Kocan aldattığını duyunca kalbi dayanamadı zavallı kocası. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Annem. Anneciğim. Suçsuzum ben anam. Temizim. Günahsızım annem. Anneciğim. Bülent Bey'in köşkü. Bülent Bey'le görüşmek istiyordum. Yoklar efendim. Peki Aliye Hanım o evde mi? Hayır, o da yok efendim. Nerede olduklarını biliyor musunuz? Avrupa'ya seyahate gittiler. Ben bir yakınları olurum da. Acaba sizde Aysel Hanım'ın telefonu var mı? Yok. Yok ama Aysel Hanım da Bülent Bey'lerle birlikte seyahate çıktılar. Ne? Aysel Bülent Bey'lerle mi beraber yani? Evet efendim. Peki Bülent Bey'ler ne zaman dönecek? Yarın. Sorarlarsa kim arıyor diyeyim. Hiç kimse dersiniz. Olamaz. Avrupa'ya giderken Aysel'i de götürmüşler. Başından beri kocamda gözü olan Aysel şimdi yokluğumu fırsat bilip Bülent'in kalbine girmiş. Kızıma, Şule'me üvey annelik mi yapacak bu kadın? Buna tahammül edemem. Edemem. Bütün bunları başıma Gazanfer serserisi açtı. Yuvamı yıktı. Anamın ölümüne sebep oldu. Ben de onu öldüreceğim. Böyle kızımdan, ailemden uzak şerefsizce yaşayacağımı bana hayatı zindan eden o alçağı gebertir. Hapislere girerim daha iyi. Bülent oğlum. Efendim anne. Nasıl? Kendini toparlayabildin mi biraz? Hayır. Bu kolay değil. Hala aklım Nebile'de. Bir türlü olanlara inanamıyorum. Nasıl olur da beni hem de en yakın akrabam Gazanfer'le aldatır? Bunu bir türlü hafsalamam. Olan olmuş oğlum. Düşünme artık. Düşünmemek elde mi anne? Bir kadının kocasını aldatması için bir takım sebepler gerek. Ne bileyim, karısına para vermez, iyi bir hayat yaşatmaz, cimrilik yapar, erkeklik görevlerini yerine getiremez. Ama bütün bunlar yine de nikah altındaki bir kadının kocasını aldatması için yeterli sebepler değildir. Kaldı ki benim gibi genç, geçim sıkıntısı olmayan birisini Nebile gibi mahcup bir kız nasıl aldatır? İşte aklımın almadığı nokta bu anne. Sen bir ara Nebile'nin Gazanfer'in oyununa kurban gittiğini söylemiştin. Sakın kızcağızın söyledikleri doğru olmasın. Öyle bile olsa bir insan nasıl olur da oyuna gelir anne? Hem sonra gözlerimle gördüm. Nebile yarı çıplak bir vaziyette ve o namussuz Gazanfer'in kolları arasındaydı. Sarhoş değildi. Esrar içmiş gibi bir hali de yoktu ki. Bilerek, isteyerek onun kolları arasındaydı. Neyse, olan olmuş. Boş ver artık. Hem bak, bu gemiyle Avrupa gezisine neden çıktık? Olanları unutup moral kazan diye. Sen hep böyle aynı şeyleri düşünürsen hasta olursun oğlum. Haklısın anne. Şule nerede? Kamerada uyuyor mu? Hayır, Aysel'le beraber geziyorlar. İyi ki bu geziyi Aysel'i de almışız anne. Bak, hiç olmazsa Şule'yle ilgileniyor. Hem gördüğüm kadarıyla da çok iyi anlaşıyorlar. Ama minnacık çocuk. Aysel'den ne anlar ki oğlum? Ama yine de bizimle beraber gelmesi iyi oldu. Hiç olmazsa sana da bana da Şule'ye de can yoldaşı oldu kızcağız. Yok yok yok. Aysel iyi kız anne. Hem benim en buhranlı, en kötü günümde yanımda oldu. Hiç yalnız bırakmadı beni. Bırakmaz tabii. Ta başından beri seninle evlenmek için can atıyoruz da ondan. Böyle fırsatı kaçırır mı hiç?
Hem iyi kız hem de güzel kız Aysel. Keşke Nebile yerine Aysel'le evlenseymişim anne. Şimdi böyle gururu kırılmış, hayalleri çökmüş bir insan olmazdı. Kader oğlum, kader. Allah insanın alnına ne yazmışsa o olur. Keşke demek de olmuyor. Ama hala Aysel'le evlenmek istiyorsan sen bilirsin tabii. Eğer sen de karşı çıkmazsan isterim anne. Çünkü şu anda öyle bir depresyon yaşıyorum ki sapıtabilirim. Nebile'yi unutabilmek için, kırılan gururumu tamir edebilmek için her şeyi yapabilirim. Bu yüzden beni sevecek, teselli edecek birine ihtiyacım var. O da... Merhaba. Aysel. Evet bak babası, Şule de burada kucağımda. Şule, babaya el yap kızım, el yap bakayım. Kamil. Buyur Mahmut abi. Şu Gazanfer denen keklik işi ince tadını kaçırdı. Neredeyse bir yıl oldu daha borcunu ödemedi. Ne yapmamızı istiyorsun patron? Dedim ya, tadı kaçtı işin. Bu herifin ya parası yok ya da var ödemek işine gelmiyor. Gidip kapısını çalın, borcunu verdi verdi. Olmadı temizleyin gitsin. Baş üstüne patron. Açıyorum. Buyurun, ne istiyorsunuz? Adın Gazanfer değil mi? Evet, siz kimsiniz? Bizi Mahmut abi gönderdi. Borcunu istiyor. Şey, iyi ama şu anda o parayı ödemem imkansız. Kendisine söyleyin, en kısa zamanda ödeyeceğim. Kes lan bu zırvaları, ya hemen ödersin ya da... Bir dakika beyler, kızmayın. Şu anda üzerimde para yok ama birkaç ay sonra veririm. Bırak masalı arkadaş, şimdi bu parayı veriyor musun vermiyor musun? Şu anda vermem mümkün değil. Madem öyle gebermem. Abi bıçak. Aha! İşi tamam, geberdi adam. Lanet olsun. Bıçağı çıkartamıyorum. Bırak şimdi bıçağı. Nasıl olsa elinde eldiven var, parmak izi bırakmadın. Kaçalım hemen. Birisi gelip de bizi görmeden kirişi kıralım. Öldüreceğim, geberteceğim o Gazanfer denen adamı. Benim mutluluğumu, kocamı, kızımı çaldı. Annemin ölümüne sebep oldu. Değil mi ki benim hayatımı kararttı, kahretti. Ben de onun hayatını karartacağım. Oturduğu yer burasıydı işte. Alçak, rezil herif. Kendi pis emelleri uğruna benim temiz saf yuvamı yıktı. Yavrumdan ayırdı beni. Bunun hesabını verecek bana. Mutlaka verecek. Kapısı açıkmış. Gazanfer, neredesin? Alçak, rezil, çık karşıma, neredesin? Bu da ne? Gazanfer yerde. Öldürmüşler. Biri öldürmüş bu rezili. Bıçak hala karnında duruyor. Çıkmıyor yerinden. Çıkarttım işte. Hey, ne oluyor orada? Kimdi o çığlık atan? Ben. Burada bir cinayet işlenmiş. Ne? Cinayet mi? Vay canına. Bu yerde yatan Gazanfer Bey be. Aa, katil de bu kadın. Şuraya bak, bıçak al elinde. Ben. Ha? Ben geldiğimde onu böyle buldum. Tamam. Sen hele şöyle içeride otur. Ben şimdi polise haber verin, gelirim. Evet, dikkatli olun, yavaş kalın. Tamam, yavaş. Kim bu adam, tanıyor musunuz onu? Evet tanıyorum komiser bey, adı Gazanfer. Nereden tanıyorsunuz peki? Kocamın, eski kocamın amcaoğluydu. Onu siz mi bıçakladınız? Hayır, ben buraya geldiğimde onu bıçaklanmış olarak buldum. Her taraf kan içindeydi. Ama kapıcı yukarı çıktığında sizi elinizde bıçakla Gazanfer'in başında bulmuş. Ben onu öyle görünce yani bıçağı çıkartmak istedim. İnanın ben bıçaklamadım o rezili. Aslında buraya onu öldürmeye gelmiştim. Ama başka biri benden önce yapmış bu işi.
İnanın ben yapmadım komiser bey. Neden öldürmek istiyordunuz Gazanfer'i? Çünkü o benim hayatımı, her şeyimi mahvetmişti. Mutlu bir aile yuvam vardı, iyi bir kocam vardı. Köşkte oturuyordum, bir de küçük kızım vardı. Ama bu adi herif, bu rezil beni kandırarak buraya evine çağırdı. Sonra da bana saldırdı, vurdu. Bayılmışım. Gözümü açtığımda kendimi yarı çıplak Gazanfer'in kollarında buldum. Tam o sırada kocam geldi buraya ve beni... Allah'ım, kocam benim kendini aldattığımı sandı. O anda her şey bitti. Yuvam yıkıldı. Kızımı elimden aldı. Derken olayı duyan annem kalp krizi geçirdi ve öldü. Bütün bunların sebebi işte bu adamdı komiser bey. Ama onu ben bıçaklamadım. Yemin ederim ben yapmadım. Neyse, bunu tahkikata başladığımız zaman öğreneceğiz. Şimdi bizimle birlikte geleceksiniz Nebile Hanım. Nereye? Emniyet müdürlüğüne. İyi ama onu ben... Üzgünüm ama tahkikat sonuçlanıncaya kadar nezarette kalacaksınız. Hanımefendiye kelepçe takın. Aman Allah'ım. Allah'ım. Önce kahpe. Şimdi de katil mi oldum ben? Korkmayın. Bıçaklanan adam ölmemiş. Yaşıyor. Tuzak adlı oyunumuzun 6. bölümünü dinlediniz. 7. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız. Yarın. Tuzak 7. bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Seçkin Başkan. Senaryo Tayfun Türkili. Program yönetmeni Erol Güldiken. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Didem Türkmen. Bülent çok zengin bir ailenin oğludur. Bir holdingde yöneticilik yapmakta ve köşkte oturmaktadır. Nebile ise güzel, terbiyeli ama fakir bir ailenin kızıdır. Kader bu iki insanı bir araya getirir ve evlenirler, mutlu olurlar. Bir de çocukları olur. Ancak bu mutluluk uzun sürmez. Öteden beri Bülent'te ve servetinde gözü olan Aysel, bu evliliği bozmak için Bülent'in amcaoğlu Gazanfer'le anlaşır. Rahmetli babasından kalan mirası yiyen ve bir kumarhane sahibine aşırı derecede borçlanan Gazanfer, Aysel'in kendisine vermeyi vaat ettiği para karşılığı Nebile'yi tuzağa düşürür. Kocasının aniden hastalandığını ve şu anda evinde olduğunu söyleyince Nebile Gazanfer'in evine gider ve burada adamın saldırısına uğrayarak bayılır. Aynı anda Aysel de sesini değiştirerek Bülent'i arar ve Nebile'nin kendisini Gazanfer'le aldattığını söyler. Gazanfer'in evine giden Bülent acı gerçeği görür. Yeni ayılan Nebile Gazanfer'in kolları arasındadır. Nebile'nin itirazlarını dinlemeyen Bülent karısını kovar ve köşke sokmaz. Daha sonra kayınvalidesi Zübeyde Hanım'ın evine giderek durumu ona anlatır. Kızının şerefsizliği yaşlı kadının yüreğine iner ve ölür. Öte yandan baştan beri Bülent'te gözü olan Aysel Bülent'e yaklaşır ve onunla birlikte küçük bir seyahate çıkar. Hem yuvasından hem kızından hem de anasından olan Nebile intikam almak için Gazanfer'in dairesine gider. Ancak daha önce Gazanfer'in evine gelen kumarcı Mahmut'un adamları borçları yüzünden Gazanfer'i bıçaklamışlardır. Gazanfer'i kanlar içinde gören Nebile bıçağı eline sürünce Gazanfer'in yaralanma işi zavallı Nebile'nin üzerinde kalır ve polisler kendisini gözaltına alırlar. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım, olacak şey değil. Şuraya bakın. Gözlerime inanamıyorum. Ne oldu oğlum? Hayrola Bülent, niye kızdın yine? Gazeteyi okumadınız mı? Nebile bu sefer de Gazanfer'i bıçaklamış. Ne? Olamaz. Delirmiş mi bu kız? Sahi mi? Neden peki? Neden olacak? Gazete aşk yüzünden diye yazıyor. Ha, buyurun okuyun. Eski aşığıyla anlaşmazlığa düşen kadın
adamı iki yerinden bıçakladı. Aman Allah'ım. Nebile bunu da mı yapacaktı? Rezalet, rezalet. Tam bir kenar mahalle kızıymış doğrusu. Yazık. Böyle bir aileye nasıl girdi de gelin oldu bu kadın? Kavun değil ki koklayıp da ne olduğunu anlayalım kızım. İlk bakışta kendi halinde sessiz, sakin, zarif bir kızdı. Nereden bilebilirdik ki böyle çıkacağını? Allah'tan ne mal olduğunu çabuk gösterdi de Bülent daha fazla hayal kırıklığına uğramadan kurtuldu onda. İnanamıyorum. Hala inanamıyorum. Nebile önce bana ihanet edecek, sonra da adam bıçaklayacak ha? Ya Rabbi, ya Rabbi, bir insan nasıl bu hale gelir? Allah bir defa şaşırtmasın oğlum. Sayın yargıcım, şu karşınızda sanık sandalyesinde oturan kadın eski aşığını hiç acımadan iki yerinden bıçaklayarak öldürmek istemiştir. Yalan, ben bıçaklamadım, yemin ederim ki yapmadım. Oysa bu kadın her kadına nasip olmayacak bir evlilik yapmıştı. Genç, yakışıklı, zengin bir holding genel müdürüyle evlenmişti. Köşkte yaşıyordu, yediği önünde, yemediği ardındaydı. Ne var ki bazı insanlar rahat hayattan hoşlanmıyorlar. İşte bu iğrenç ve sefil yaratık da o tip insanlardan biriydi. Evliliğinin ilk yılında bir de çocuk doğuran bu rezil kadın ne yazık ki kocasını aldatmaya başlamıştı. Kiminle mi? Geçen hafta bıçakladığı Gazanfer'le. Hayır, hayır, doğru değil bunlar. Ben ne kocamı aldattım ne de birini yaraladım. Yalan bunlar hakim bey, yalan. Susun, ben izin vermeden de konuşmayın. Evet, köşklerde yaşayan, zenginler içinde hayatını sürdüren bu rezil kadın gizli gizli kocasını yeğeni Gazanfer'le aldatıyordu. Kocası bir gün aldığı bir ihbar üzerine yeğeni Gazanfer'in evine gittiğinde karısı ne yazık ki Gazanfer denen o adamın kolları arasında yarı çıplak bulmuştu. İşte hem kocasından hem kızından hem de köşk yaşamından uzak kalan bu kadın eski fakirlik günlerine dönmeyi kendine yedirememiş ve sonunda Gazanfer'i öldürerek intikam almak istemişti. Olay günü Gazanfer'in evine gitmiş ve genç adamla önce tartışmış, sonra da beraberinde getirdiği bıçağı adamın karnına iki kere sokarak öldürmek istemişti. Olay yerine koşan kapıcı da kadını elinde bıçakla Gazanfer'in başında görmüştür. Yapılan parmak izi taramasında suç aleti bıçakta bu kadının parmak izleri bulunmuştur. Savcılık makamı suçu tespit olunan bu gözü dönmüş kadın için Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerine göre cezalandırılmasını talep eder. Sanık Nebile Tekel, iddianameyi dinledin kızım. Diyeceğim bir şey var mı? Ben kimseye bıçaklamadım hakim bey. Ben masumum. Kararı okuyorum. Sanığın bu suçu öfkeye kapılarak işlediği ve bıçaklanan şahsın ölmeyip de yaralanması üzerine mahkememiz kendisini Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesine göre 3,5 sene ağır hapse mahkum etmiştir. Buyurun. Bülent Bey, ben avukat İlmi. Buyurun İlmi Bey. Nebile Hanım'ın davası az önce karara bağlandı. Kendisine 3,5 sene ceza verdiler. O halde derhal boşanmak için mahkemeye başvurun İlmi Bey. Beni bu kadından ilk celsede boşayın. Merak etmeyin efendim. Adam yaralamaktan dolayı mahkum oldu ya, ilk celsede hakim sizi boşar. Güzel. O halde hemen işlemlere başlayın. İyi günler. Ne oldu Bülent? Kimdi arayan? Avukatım. Nebile'nin 3,5 sene ceza yediğini söyledi. Su testisi su yolunda kırılırmış. Nebile'ninki de öyle oldu. Üzüldün mü? İyi kötü 1,5 yıl eşim oldu. Hem sonra kızımın anası. Elbette üzüldüm. Boşanmak için mahkemeye mi başvurdun? Evet. Avukata gerekli talimatı verdim. Kızımın öyle bir anayla büyümesini istemiyorum Aysel. Benimle evlenir misin? Ne? Benimle evlenir misin dedim. Kızımın anası olur musun? Bülent. Bülent, bunu öyle istiyorum ki. O halde Nebile'den boşanır boşanmaz sade bir nikah töreniyle evleniriz Aysel.
Boş ver, üzülme kızım, odan olmuş. Üzülmenin bir yararı yok artık. Öyle deme Melahat teyze. İşlemediğim suçtan yatıyorum. O adamı ben bıçaklamadım. Adalet böyle zaman zaman yanılıyor işte, ne yaparsın. Ne demişler? Olan ölene çare bulunmaz demişler değil mi? Kaderim buymuş Melahat teyze, kaderim. Düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Benim gibi namus, haysiyet ve şeref duygularıyla büyüyen bir kız, önce kahpelikle sonra da adam yaralamakla suçlanıp cezaevlerine düşsün. Ya Rabbi, nedir benim bu çilem? Ne zaman bitecek bu? Allah'a isyan etme kızım. Sen ona olan inancını muhafaza et ve devamlı dua et. Göreceksin bak, sonunda hakikat mutlaka meydana çıkacaktır. İyi de benim giden mutluluğum geri gelecek mi Neriman abla? Ölen anam geri gelecek mi? Kahrolan, zehrolan günlerim ne olacak ha? Ne olacak? Siz Aysel Yanık, Aliyeoğlu Bülent Keskin'i kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Bülent Keskin, Berrin kızı Aysel Yanık'ı karılığa kabul ediyor musunuz? Evet. O halde ben de Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz memur bey. Hadi Aysel, gidelim. Neden davetsiz kıydık nikahı Bülent? Onca çevremiz var ki. Önemli olan davetliler değil, anlaşmamız Aysel. İlk karımla evlenirken davetliler vardı da ne oldu sanki? Ne bile sana ihanet etti diye ben de edecek değilim ki. Lütfen Aysel, lütfen. Artık bunu tartışmanın bir yararı yok. Hadi evimize gidelim. Buyurun. Alo, Gazanfer, sen misin? Benim, siz kimsiniz? Ben Mahmut. Şu kulüpçü Mahmut. Mahmut abi, buyur. Buyurduk. Oğlum, alacağımı istiyorum senden. Geçen sefer postu sadece deldirdin. Bu sefer canından olursun bak. Şakam yoktur ha. Biliyorum Mahmut abi. Ama 5 kuruşum yok. Ne olur biraz sabret. Çok yakında elime yüksek miktarda para geçecek. O zaman hepsini ödeyeceğim. Ne zaman geçecek bu para eline? 6 aya kadar geçer Mahmut abi. Ne olur bana 6 ay mühlet ver. Hem öldürsen bile eline ne geçecek ki? Cesedimden para kazanacak halin yok ya. Bana bak keklik. Bu son mühletimdir sana. 6 ay içinde ya borcunu ödersin ya da seni gebertirim. Tamam mı? İşler iyice karışmaya başladı. Mahmut'un şakası yok. Geçen sefer bıçaklattı. Bu sefer garanti öldürür beni. Ne kötü olmuşum. Bir şeyler yapmalıyım. Aysel. Ama geçenlerde ondan para almıştım. Yine mi istesem acaba? Çare yok. Ondan isteyeceğim yine. Hem onunla bir anlaşmamız vardı zaten. Eğer Bülent'i Nebile'den ayırırsam ve o da Bülent'le evlenecek olursa her istediğinde bana para verecekti. Buyurun, Bülent Bey'in köşkü. Aysel Hanım'ı rica edecektim. Bir dakika efendim, kendilerine haber vereyim. Gel. Affedersiniz hanımefendi, sizi telefondan arıyorlar. Aman, bıktım yahu. Şu evde biraz olsun uyuyamayacak mıyım? Kimmiş arayan? Bilmiyorum efendim, adını söylemedi. Ne biçim uşaksın sen? Arayanlara ne az sorarsın ne de bir şey. Tamam, geliyorum. Bu şımarık velet de bağırıp duruyor böyle. Sustur şunu. Zaten başım ağrıyor. Nerede Ali Hanım, yok mu? Odasında. Namaz kılıyor efendim. Ay namaz kılacağına gelip de torununa baksın. Bıktım be. Bıktım vallahi. Alo, buyurun. Aysel. Ben Gazanfer.
Merhaba canım. Sen ha? Neredesin ayol? Ne zamandır sesin soluğun çıkmıyordu çapkın. Bir orada bir burada idare ediyorum işte. Sen ne yapıyorsun? Ay aman ne olsun. Ben de idare ediyorum işte. Ama çok canım sıkılıyor. Böyle eve kapanmak işime gelmiyor. Gelsene bana. Bilmem. Ne yapacağız ki? Yaparız bir şeyler canım. Özledim seni. Konuşmam gereken şeyler var. İyi, gelirim. Ha, gelirken biraz para getir. Aa, geçen sefer vermiştim. Ne çabuk harcadın ayol? Sıcağa kar mı dayanır güzelim? Harcadıkça tükeniyor para dediğin şey. Peki peki getiririm. Ama söyleyeyim bak. Bülent burun kırın edip duruyor. Sen de cilve yap biraz para isterken. Neyse, gelince görüşürüz. Hadi eyvallah. Aa, sen burada ne arıyorsun Cevat Efendi? Yoksa benim konuşmalarını mı dinliyorsun? Hayır efendim, bir emriniz olup olmadığını soracaktım. Evet, bir emrim var. Çabuk bana bir kahve yap. Peki efendim. Günaydın kızım. Günaydın. Neredeydiniz Allah aşkına? Ne oldu ki kızım? Şule, deminden beri ciyak ciyak bağırıp duruyor. Torununuzla ilgilenin biraz canım. Hep ben mi bakacağım elin çocuğuna? O ne biçim laf kızım? Elin çocuğu ne demek? Kocanın çocuğu o. Kocamın ama benim değil. Benden değil o çocuk. Şimdi lütfen benimle tartışmayın da gidip susturun torununuzu. Deminden beri içeride bağırıp duruyor. Sen neden susturmuyorsun? Ben gidiyorum da ondan. Sabah sabah nereye böyle? Kusura bakma Valide Hanım. Ama nereye gittiğimi ne yaptığımı size söylemek zorunda değilim. Ben özgür bir kadınım. Canım nereye isterse oraya giderim. Aa, nedir bu sizin elinizden çektiğim canım? Ben bu köşke gelin geldiysem kapanmaya gelmedim ayol. Ah Bülent, ah. Durup dururken ne vardı bu kızla evlenecek bilmiyorum. Yapma oğlum. İkinci bir hata daha işleme dediysem de dinletemedim ki. Aklı sıra Nebile'nin hasretini bu kız da giderecek. Ah, ah. Nerede Nebile? Nerede bu cadoloz terbiyesiz kız? Tuzak adlı oyunumuzun 7. bölümünü dinlediniz. 8. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız. Yarın. Tuzak 8. bölüm. Yapım Mehmet Közoğlu. Yazan Seçkin Başkan. Senaryo Tayfun Türkili. Program yönetmeni Erol Güldiken. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Didem Türkmen. Sevdiği ve parasına göz koyduğu Bülent'in Nebile ile evlenmesine dayanamayan Aysel, Bülent'in amcaoğlu Gazanfer'in de yardımıyla bu evliliği bozmaya çalışırlar. Babasının mirasını yiyen ve sonra da bir kumarhane sahibine yüklüce borçlanan Gazanfer, para karşılığı Aysel'e yardım eder. Bülent'in karısı Nebile'yi tuzağa düşürerek evine getirir. Aysel de sesini değiştirerek Bülent'e karısının kendisini aldattığını, şu anda Gazanfer'in kolları arasında olduğunu söyler. Eve giden Bülent, karısı Nebile'yi Gazanfer'in kolları arasında görünce yıkılır. Köşke giderek annesini, kızı Şule'yi ve başından beri gözü kendisinin olan akraba kızı Aysel'i yanına alarak Avrupa'ya moral gezisine gider. Gitmeden önce de Nebile'nin şerefsizliğini annesi Zübeyde Hanım'a anlatınca yaşlı kadın kalp krizi geçirerek ölür. Evsiz, kocasız, çocuksuz ve annesiz kalan Nebile intikam almak için Gazanfer'in evine gider. Ama önceden kumarhaneci Mahmut'un adamları borcunu ödemediği için Gazanfer'i bıçaklayarak kaçmışlardır. Gazanfer'in başına gelenlerden habersiz adamın evine giden Nebile'yi kanlar içindeki Gazanfer'in başında gören kapıcı polis arar. Bunun üzerine Nebile şimdi de adam yaralamaktan hapse girer. Öte yandan Aysel Nebile'yi boşayan Bülent'in aklına ve gönlüne girerek onunla evlenir. Yaraları iyileşen Gazanfer ise sık sık Aysel'i arayarak para istemektedir.
geldin canım. Seni çok özlemiştim. Hadi oradan çapkın. Özlemişmiş. Sen ancak paran bitince özlüyorsun beni. Öyle değil mi? Haksızlık yapma. Seninle çok güzel günlerimiz geçti Ayşe. Bunu unutmak mümkün mü? Neyse geldim işte. Söyle bakalım benimle ne konuşacaksın? Her şeyden önce neden sinirlisin bu kadar? Önce onu anlat bakalım. Aman ben sinirlenmeyeyim de kim sinirlensin? Oh, Nebile'nin 2 yaşındaki piçi devamlı zır zır ağlar. Kayınvalide desen günde 5 vakit namaza yatar kalkar. Koca desen sabah çıkıyor ta akşamları yorgun argın geliyor. Ben genç, içi fıkır fıkır kaynayan bir kadınım Gazanfer. Ben sinirlenmeyeyim de kim sinirlensin? Haklı olabilirsin ama unutma ki milyarların varisisin kızım. Kocan İstanbul'un sayılı zenginleri arasında. Çaresiz böyle şeylere katlanacaksın. Ben de katlanmaya çalışıyorum zaten. Unutmadan söyleyeyim. Bir daha beni arama. Uşak senin aradığını anlayacak diye ödüm kopuyor. Çok sinsi bir şey zaten. Vallahi Bülent'in kulağına bir giderse ilişkimiz, ikimiz de yaşatmaz söyleyeyim. Boş ver uşağı. Para getirdin mi onu söyle. Getirdim. Al bununla idare etmeye çalış. Bülent şüphelenecek diye aklım gidiyor. Çok sık para istiyorum. Karşılığında bir şey aldığım da yok. Farkına varacak diye ödüm kopuyor. Düşündüğün şeye bak. Uydur bir şeyler. Tilki gibi kadınsındır bilirim. Hem sonra şikayet etme. İstediğin Bülent değil miydi? Kavuştun ona. Kim yardım etti bu işte sana? Ben. Elbette ki bu yardımın, bu idealin bir bedeli olacak Ayşe. Bak ben az kalsın ölüyordum. Ölümlerden döndüm. Biliyor musun? İyi ki o kumarhane sahibinin adamları seni yaraladı da... ...o gün ne bile sana geldi, suç onun üzerinde kaldı. Aksi takdirde Bülent ne onu boşayacaktı ne de benimle evlenecekti. Sahi mi? Tabii. Bakma sen o yaralanma olayına kadar Bülent hala Nebile'yi seviyordu. Ama ne zamanki eski karısının seni yaraladığını okudu... ...işte ondan sonra Nevri döndü ve avukatına emir vererek boşanma davası açtırdı. Şöyle ya da böyle. Sonunda benim sayemde sen Bülent'in karısı oldun. Bunu hiçbir zaman aklından çıkartma güzel. Ne demek istiyorsun? Biliyorsun. Hala Mahmut abiye olan kumar borcumu ödeyemedim. Adam haftada bir arayıp sıkıştırıyor beni. Orasını anladım da benden ne istiyorsun? Para istiyorum Aysel. Hem de çok para. Ne kadar? Mahmut abiye esas borcum 1,5 milyardı. Ama faizleriyle birlikte 3 milyara çıktı. Bu çok para. İmkanı yok bu kadar parayı bulamam sana ben. Bulacaksın güzelim. Mecbursun bulmaya. İyi de Bülent'e ne diyeceğim Gazanfer? 3 milyar çok para. Mümkünü yok bu kadarını isteyemem ondan. Olmazsa arada sırada azar azar yani 200-300 milyon filan tırtıklayıp getirirsin. Ben de Mahmut abiye veririm. Aksi takdirde adam öldürtecek beni Aysel. Bu işin şakası yok. Geçen sefer biliyorsun sadece yaralattı. Ama bu sefer yemin etti. Öldürtürüm dedi. Biliyorum. Azar azar ne alabilirsen getiririm sana. Cevat Efendi, hanım evde yok mu? Ha, yok efendim, daha dönmedi. Ne zaman çıktı evden? Sabahleyin efendim. Peki, nereye gittiğini söylemedi mi? Hayır efendim. Allah Allah. Neyse, annem nerede? Odasında efendim, küçük hanımla meşgul. Peki. Merhabalar. Ha, bak kim gelmiş Şule. Söyle, kim gelmiş bakayım? Hı? Ah canım kızım, güzel kızım. Baba diyen ağzını yerim senin ben. O güzelim benim. Sen nasılsın anne? Aysel nerede? Bilmiyorum. Sabahleyin çıktı gidiş o gidiş. Nereye gittiğini de söylemedi. Allah Allah. Sık sık nereye gidiyor bu kadın böyle? Sabahleyin Şule ile bana kızdı biraz. Kızdı mı? Neden? Şule için ağlıyor diye. Benim için de namaz kılıp torunumla meşgul olmuyorum diye. Tövbe tövbe. Onun için kızılır mıymış ya? Kızma oğlum ama şöyle ya da böyle bu karı Nebile'nin eline su bile dökemez. Anne nasıl olur da Nebile'yi Aysel'le kıyaslarsın? Hem Nebile'nin bana ihanet ettiğini ne çabuk unuttun. Ya adam yaralamasını? Ben hiçbir şeyi unutmadım Bülent. Ama senin anlattıklarına bakılırsa Nebile ne kadar suçlu ne kadar suçsuz bu tartışılır. Sen ne demek istiyorsun anne? Kendin anlatmıştın. Nebile'yi Gazanfer'le bastığın gün Nebile ne demişti? Ha? Beni oyuna getirdiler dememiş miydi sana? Yani tabii öyle diyecekti. Hangi suçlu suçluyum demiş ki bugüne kadar? Yani Nebile öyle söyledi diye benim de hemen inanmam mı gerekirdi? Hem Gazanfer'i yaralama işine ne diyeceksin? Koca hakim eğer suçsuz olsaydı 3,5 sene ceza verir miydi sanıyorsun? Senin haberin yok ama.
Nebile'nin mahkemesine gittim. Kızcağız orada da suçsuzum diye bağırıyordu. Elbette öyle diyecekti. Suçluyum deseydi daha fazla ceza alırdı. Hem lütfen Nebile'yi savunma bana anne. Ben kimseyi savunmuyorum yavrum. Benim bütün istediğim senin mutluluğun, rahatın. Ama şunu da bil, ister kız ister kızma, Aysel denilen bu ikinci karın Nebile'nin eline su bile dökemez. İşte o kadar. Buyurun. Bülent hayatım nasılsın? Aysel, neredesin sen? Kulüpte arkadaşlarla eğleniyorum. Biraz daha kalabilir miyim? Arkadaşlarım bırakmıyorlar da. Ayıp ya, sabah çıkmışsın. Bu saate kadar eğlenceye, dansa doymadın mı Aysel? Lütfen biraz daha kalayım. İstersen sen de gel, birlikte dans ederiz. Hayır, ben dans mans etmem. Yorgunum, yatacağım. O halde izin ver, arkadaşlar getirir beni. Hadi canım, hadi bir tane. Ne halin varsa gör be. Aysel miydi arayan? Evet. Ne istiyor? Arkadaşlarıyla eğleniyormuş. Oğlum, Bülent'im. Söyle anne. Meşhur laftır oğlum. Zararın neresinden dönülse kârdır derler. Ne demek istiyoruz? Bu kadın senin için de ailemiz için de bir zarardır. Onunla evlenmen zaten büyük bir hataydı ama... dinlemedin beni. Aysel'i boşamamı mı istiyorsun? Buna karar verecek olan sensin. Senin karın o. Yalnız şunu bil ki... o sadece kendi hayatını yaşıyor. Bizler için, senin için yaşamıyor. Ya Rabbi, ya Rabbi nedir benim bu çilem? Hayır anne yapamam. Onu da boşayamam çünkü... çünkü artık eski gücüm yok. Kimseyle uğraşmak istemiyorum. Sen bilirsin oğlum. Ne düşünüyorsun Nebile? Kızım, Şule'mi düşünüyorum Melahat abla. Onu görmeyeli o kadar uzun zaman oldu ki. Sabret kızım, çıkmana az bir zaman kaldı. Tahliye olunca gider görürsün. Bu o kadar kolay mı Melahat abla? Kocam onu gösterir mi sanıyorsun? Neden göstermeyecekmiş? Kızın anası değil misin? Evet ama onların gözünde ben bir fahişeyim. Adam yaralayan bir sabıkalıyım. Böyle bir kadına kız gösterilir mi? Ağlama kızım. Ağlayacağını Allah'a dua et. O düşkünlerin, o mazlumların her zaman yanındadır. Göreceksin bak, sonunda dualarını kabul edecektir. Akşam ezanı okunuyor. Hadi gel. Abdestimizi alıp namazımızı kılalım. Sonra da günahlarımızı affetmesi için, bize yardım etmesi için Yüce Yaradan'a dua edelim. Olur Melahat abla. Cevat! Cevat efendi, neredesin be adam? Buyurun hanımefendi. Sen sağır mısın be adam? Yarım saattir bağırıyorum sana. Affedersiniz hanımefendi, duymadım. Buyurun, ne istemiştiniz? Başım çatlayacak gibi ağrıyor. Git bana sıcak bir nane limon kaynat getir. Hadi çabuk 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 ol. Peki efendim, kahvaltı hazır etmeyecek misiniz? İstemiyorum. Ne dediysem onu yap, hadi. Peki efendim. Söylemeyi unutuyordum. Bir bey sizi arıyor. Sabahtan beri 3 sefer aradı. Kimmiş? O kadar sormama rağmen adını vermedi. Tamam ben hallederim. Hadi git şimdi sen. Hadi. Mutlaka Gazanfer'dir bu. Serseri herife o kadar da söyledim arama diye. Bu sefer neden aramış bakalım. Mutlaka yine parası bitmiştir. Buyurun. Gazanfer sen misin? Evet benim. Sabah sabah sen mi aradın beni? Ben aradım. Neden telefonlarıma çıkmadın? Uyuyordum. Gece çok geç geldim. Her neyse, ne istiyorsun? Para. Mahmut abi sıkıştırıyor. Bugün vereceğim diye söz verdim. Kaç para istiyorsun? İşte 100-200 yeter. En azından Mahmut abinin ağzını kapatacak kadar. İyi ama bende o kadar para yok ki Gazanfer. Hem son günlerde devamlı para istiyorsun benden. Kızım, seni mahsus verdik milyarder kocaya. Sen de para yok dersen iyi valla. İnan param yok Gazanfer. Bülent'ten isteyecek yüzüm de kalmadı. Bana bak. Eğer Mahmut abiye bugün para vermezsem adam öldürtecek beni be. Dalga mı geçiyorsun benimle? Ben olmasaydım zor evlenirdim Bülent'le, zor. Tamam. Bir şeyler yapmaya çalışacağım.
Yap. Öğleye doğru da parayı getir. Bekliyorum. Tamam. İyice sapıttı bu adam. Haftada iki defa para istiyor. Ayol, makine mi var bende? Hay Allah. Ne yapmalıyım? Para bulamazsam tutar Bülent'e telefon açar. O zaman mahvolurum. Bir şeyler yapmalıyım. En iyisi yine Bülent'ten istemeli. Bir arkadaşım için istiyorum derim. Evet evet. En iyisi bu. Şu anda kendisi holdingdedir. Efendim? Bülent sevgilim, nasılsın? Sen misin Ayşe? Benim canım. Nasılsın bakayım? İyiyim iyiyim. Sen nasılsın? Ben hiç iyi değilim kocacığım. Neden? Hasta falan mısın yoksa? Hayır ama parasızım sadece. Parasız mı? Ama daha geçen hafta vermiştim sana Ayşe. Sıcağa kar mı dayanıyor sevgilim? Geçen hafta aldım bitti. Peki peki. Ne kadar istiyorsun? 200 milyon kadar. Ne? Ne yapacaksın bu kadar parayı? Lazım işte. Bir arkadaşıma borç olarak vereceğim. Hangi arkadaşına? Tanımazsın. Nilgün diye bir arkadaşım var. Paraya sıkışmış kızcağız. Benden istedi. Ben de Bülent Bey'in karısı olarak yok demeyi kendime yediremedim. Peki veririm dedim. İyi etmiş miyim hayatım? Bak güzelim. Ben burada para basmıyorum. Lütfen şu harcamalarını biraz kız. Ne yani şimdi? O parayı vermeyecek misin bana? Arkadaşlarıma rezil mi edeceksin beni? Vereceğim. Vereceğim ama bu son olsun. Bir daha hiç kimseye de borç vereceğim diye söz verme. Olur söz verme. Akşama getiririm istediğim parayı. Akşam olmaz. Ben dışarı çıkacağım. Uğraş senden alırım. Peki nasıl istiyorsan Aysel. Şimdi kusura bakma işlerim çok. Telefonu kapatacağım. Geldiğin zaman görüşürüz. Peki canım. Canım çıkar inşallah. Cimri adam. Seni gibi koca milyarder biri için 200 milyon nedir ki? Tuzak adlı oyunumuzun 8. bölümünü dinlediniz. 9. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız. Yarın. Tuzak 9. bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Seçkin Başkan. Senaryo Tayfun Türkili. Program yönetmeni Erol Güldiken. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Didem Türkmen. Zengin bir insan olan Bülent'in kendisiyle değil de Nebile adında bir kızla evlenmesi üzerine Bülent'in amcaoğlu Gazanfer'le anlaşan Aysel bu evliliği bozarlar. Babasından kalan paraları yiyip bitirdiği gibi bir kumarhane sahibine de yüklüce borçlanan Gazanfer para karşılığı Nebile'yi tuzağa düşürür. Sesini değiştiren Aysel de Bülent'i arayarak karısı Nebile'nin Gazanfer'in kolları arasında olduğunu söylemesi üzerine olay yerine giden Bülent karısını Gazanfer'in kolları arasında bulunca Nebile'yi boşar. Öte yandan kızı Nebile'nin şerefsizliğine dayanamayan anne Zübeyde Hanım kalp krizi geçirerek ölür. Aysel de başından beri servetinde gözü olan Bülent de evlenir. Ama ne var ki kader ağlarını zavallı Nebile için örmektedir. Yuvasını, kocasını, kızını ve annesini kaybeden Nebile, Gazanfer'den intikam almak için onun evine gider. Ama daha önce eve gelen kumarhane sahibi Mahmut'un adamları alacak yüzünden Gazanfer'i bıçaklayıp kaçmışlardır. Nebile'yi Gazanfer'in başında gören kapıcı polisi arar ve böylece Nebile Gazanfer'i yaralamak suçundan 3,5 yıl ceza yer. Öte yandan iyileşen Gazanfer, Bülent'le evlenmesine yardımcı olduğu Aysel'den sık sık para istemektedir. Aysel de çaresiz Gazanfer'e para yetiştirmek için kocasına yalan söyleyerek sürekli ondan para çekmektedir. Ay, ay yine başladı.
başladı bu piç kurusu ağlamaya. Valide Hanım! Valide Hanım neredesiniz? Size sesleniyorum Valide Hanım, neredesiniz? Cevat Efendi! Cevat Efendi! Buyurun efendim. Büyük Hanım nerede? Namaz kılıyorlar efendim. Ay bıktım artık bu kadının namazından, aman. Yeter canım. Ne zaman arasam namaz kılıyor. Nedir bu, ölümü mü yaklaştığı be? Buyurun, ondan ne istiyorsanız bana söyleyin. Kız ağlayıp duruyor. Ben dışarı çıkıyorum. Susturmasını söyleyecek. Ben ilgilenirim efendim. İyi, ilgilen o zaman. Ararlarsa nereye gideyim sizin için? Elinin körüne gitti dersin. Nerede Nebila Hanım? Nerede bu terbiyesiz kadın? Cevat Efendi. Kimdi o bağıran, Aysel miydi? Evet efendim. Ne var, ne istiyor yine? Sokağa çıkıyormuş da şöyleyle ilgilenmeniz için sizi arıyorum. Sokak süpürüntüsü. Gitsin bakalım, gitsin. Her gün nereye gidiyor bu şırfıntı bilmiyorum. Bir şey mi dediniz büyük hanım? Hayır. Dur. Aysel'i arayan olmuş muydu? Olmuş efendim. Sabahtan beri 3 kere aynı adam aramıştı. Adam mı? Kimmiş bu adam? İsmini vermedi mi? Hayır, ama arayan aynı adamdı efendim. Peki bu adam ne zamandır arıyor bizim gelini? Beyefendi kendisiyle evlendiğinden beri hemen hemen haftada 2-3 gün arıyor. O aradıktan sonra da hanımefendi çıkıp gidiyor. Aman ya Rabbi. Sakın bunu Bülent'e söyleme Cevat Efendi. Maazallah, oğlumun elinden bir kaza çıkabilir. O da hapse girerse ne olur sonra bizim halimiz? Yok, merak etmeyin büyük hanım. Sizden başka kimse bilmiyor bu söylediklerimi. Yine de bilmesin Cevat Efendi. Sağ ol. Tamam, sen işine bakabilirsin. İnşallah Aysel istediğim parayı bulur getirir. Yoksa Mahmut abi gebertir beni. Aysel de bulsun. Bülent de evlenmesi için az yardım etmedim ona. Ben olmasaydım Nebile'yi oyuna getirip de Bülent'ten boşatmasaydım Aysel değil Bülent'le evlenmeyi köşke bile zor girerdi. Gelen o galiba. Merhaba. Gelmeyeceksin diye ödüm koptu Aysel. Gel gir içeri. İstediğin parayı getirdin mi? Evet getirdim ama bak şimdiden söyleyeyim. Bir daha benden para isteme Gazanfer. Bunu zor alabildim Bülent'ten. Al bakalım. Kaç para var burada? 200 milyon. Yaşa! Bugünlük olsun, hayatımı kurtardın sevgilim. Bunu alabilmek için de Bülent'e 40 tane yalan söyledim. Bak söylemedi deme Gazanfer. Bir daha para istersen vermem artık. Başının çaresine bakmaya bak. İyi ama Mahmut abiye dünya kadar borcum var Aysel. Sen olmadan bunu ödemem imkansız. Vallahi borçlanırken bana sormadın. Kusura bakma artık. Ödeme yapamam. Evet Bülent zengin ama bol keseden de para dağıtmıyor. Verdiği paranın hesabını soruyor bana. Canım sen de at kafadan be kızım. Kürk alacağım de, elbise alacağım de, ayakkabı alacağım de. Diyemem. Çünkü her şeyim var. Hem de çipter çipter. Kusura bakma Gazanfer ama artık kafadan atacak bir yalanım kalmadı. Dediğim gibi bu parayla idare etmeye bak. Artık borcunu mu ödersin, karnını mı doyurursun bilmiyorum. Kapı çalıyor. Ay. Korkma, gelenler Mahmut abinin adamlarıdır. Para için geleceklerdi. Allah'tan getirdin, yoksa şimdi cesedimi bulurdum burada. O halde git ve verdiğin paraları ver onlara. Tamam, öyle yapacağım zaten. Bıktım bu adamdan artık. Eskiden iyi bir sevgiliydi ama artık değil. Beni resmen yolunacak kaz gibi görüyor. Ne hali varsa görsün artık. O ölmesin diye Bülent'ten devamlı para isteyerek evliliğimi tehlikeye atamam ben. Yanılmamışım. Gelenler Mahmut abinin adamlarıydı. Ne yaptın, verdin mi paraları onlara? Verdim tabii. Vermesem şimdi cesedim olurdu burada. Bu Mahmut dediğim adam bildiğin gibi değil Aysel. Yeraltı dünyasının en berbat adamlarından biri. Beni yaralayarak gözdağı vermişti, hatırladın mı? Peki bu adama daha ne kadar borcun var senin? Sorma, 2 milyara yakın. 3 milyardı da işte senin getirdiğin paraları ödeye ödeye düşürdüm 2 milyara. Evet ama dediğim gibi bundan böyle artık sana para veremeyeceğim Gazanfer. Ona göre ayağını denk al. Dün gece yine çok kötü düşler gördüm Melahat abla. Hayırdır inşallah. Kızımı gördüm, Şule'mi gördüm.
Ellerini açmış anne diye bağırıyordu. Ağlıyordu ama yardımına koşan bir tek kişi yoktu. Kızımın bana ihtiyacı var Melahat abla. Rüyama bile girdi. Yavrum beni istiyor. Ben de onu istiyorum. Yavrum istiyorum. Evet ama yapabileceğim bir şey yok Nebile. Daha yatman gereken 1,5 yılım var. 2 yıldır yatıyorum. Bir kere olsun getirip de kızımı göstermediler bana. Yavrum büyüdü mü? Ne oldu? Hiç haberim bile yok. İnsanlar nasıl bu kadar duygusuz olabiliyor anlamıyorum. Ah kızım ah. İnsan bir kere düşmeye görsün. Artık çevresinde bir tek kişi, bir tek destek bile bulamaz. Neden hep iyi insanlar, garip insanlar, masum insanlar kahır çekiyor? Ya da kötüler hep baş tacı ediliyor. Benim kimseye bir zararım yoktu. Kendi halimde bir kızdım. Ama bana bu kötülüğü yapanlar şimdi köşklerde, paralar içinde itibarlı insan muamelesi görüyor. Ben böyle bir hayata layık mıydım? Ne demişler? Zalimin zulmü varsa mazlumun da Allah'ı var diye ha? Boşuna söylememişler. Dua et kızım. Bu 4 duvar arasında çaresizlik elimizi kolumuzu bağlamışken yapabileceğimiz tek şey Yaradan'a dua etmek Nebile. Göreceksin en büyük yardımcımız olacaktır. Dua et kızım. Gece gündüz dua et Rabbime. Alo. Ayşe sen misin? Gazanfer, sana beni bir daha arama demedim mi? Kusura bakma güzelim ama mecbur kaldım. Yine ne istiyorsun? Ne isteyebilirim ki? Para tabii. Mahmut abinin adamları yine sıkıştırmaya başladı. Bugün mutlaka para vermemi istiyorlar. Geçen sefer söylemiştim sana. Artık sana para verecek halim kalmadı demiştim. Ayşe bu işin şakası yok. Bu adamlar katil. Eğer bugün 100 milyon ödemezsem öldürürler beni. Param yok Gazanfer, yok diyorum sana. Bak kızım, sana hayatım tehlikede diyorum. Bu parayı ne yapıp edip ödemek zorundayım. Eğer sen yardım etmezsen kocamdan, Bülent'ten isterim. Hayır yapamazsın bunu. Bülent'i arayamazsın. Ararım kızım. Hem de öyle bir ararım ki ölmüş eşek kurttan korkmaz. Benim canım tehlikedeyken her kapıyı çalarım. Kararını ver, ya istediğin parayı verirsin ya da Bülent'i arar bu parayı ondan isterim. Delir misin sen? Korku aklını başından almış seni. Hangi yüzle Bülent'i arayıp da para isteyeceksin he? Hem ararsan bile Bülent yuvasını yıkan, karısını koynuna alan bir adama para öder mi hiç? Öder canım. Hem de öyle bir öder ki. Ne demek istiyorsun? Elimde gizlice çekilmiş bir video bant var. Bülent bu bantı görse değil 100 milyon, servetinin yarısını bile verir be. Video bant mı? Ne bandı? Kimin bandı? Eğer kastettiğin Nebile ile ilgili bant kaydıysa Bülent'ten havanı alırsın. O iş çoktan kapandı. Bülent onu boşadı bitti. Peki ya bu video bant kaydı ikinci karısına, yani sana aitse? Ne? Bülent gibi bir holding yöneticisi karısının rezilce çekilmiş görüntülerine istediğin parayı şıp diye öder. Tabii ondan sonrasını sen düşün artık. Olamaz. Yapamazsın böyle bir adili. Yapamazsın bana kazan. Yaparım kızım. Kusura bakma ama benim işim bu. Sana ta tanışmamızın başında hayatta paradan başka bir şey sevmediğimi söylemiştim. Hatırlıyor musun? İleride lazım olur diye gizli bir kamerayla son derece samimi pozlarımızı videoya almıştım. Ahlaksız, rezil köpek. İyi ki de böyle yapmışım. Bak şimdi lazım oldu işte. Seni alçak, seni namussuz. Hakaretlerim umurumda bile değil. Söyle şimdi, istediğin parayı getiriyor musun, getirmiyor musun? Zira Mahmut abinin adamlarının gelmesine 4 saat kaldı. Hadi! Kararını ver. Eğer parayı getirmeyeceksen kocandan isteyeceğim. Tamam. İstediğin parayı getireceğim. Bülent'e telefon etme. 2 saat sonra evindeyim. Ha şöyle benim güzel sevgilim. Yola gel bakalım. Bekliyorum seni. Gazanfer'in bu kadar adi olacağı hiç aklıma gelmemişti. İğrenç herif. Nebile'yi mahvettiği gibi beni de mahvedecek. İyi de ne yapacağım şimdi? Bu parayı nereden bulacağım? İmkanı yok, Bülent'ten isteyemem. Tamam aklıma geldi. Mücevherlerim. Onları satarım. Bileziklerimi, küpelerimi, yüzüklerimi. Evet evet. Bunları satarak Gazanfer'in istediği parayı temin edebilirim. Tabii bu seferlik. Bu adam yarın ya da daha sonra yine para istediğinde bakalım bu sefer neyi satacağım.
Nasılsınız Aysel Hanım? Bülent Bey nasıllar? İyiler Mösyö Moïse. Size de selamları var. Buyurun, ne almak istiyordunuz? Yeni çıkan küpeler, gerdanlıklar var. Bakmak ister miydiniz? Ben buraya almaya değil de satmaya gelmiştim. Ya öyle mi? Olur. Ne satacaktınız? Mücevherlerimi. Hepsini mi satacaksınız? Evet. Paraca biraz dardayım da. Yoksa Bülent Bey'in işleri mi kötü gidiyor? Yo. Bunun Bülent'le bir ilgisi yok. Ayrıca onun duymasını da istemiyorum Mösyö Moïse. Bu ikimizin arasında kalacak lütfen. Birisine kefil olmuştum da ödememiş. Benim ödemem gerekiyor ama param yok. Bülent'ten de isteyemem. Bu yüzden satıyorum. Peki. Şimdi tartıp hesaplarım. Evet. Tam 100 milyon. Teşekkürler sevgilim. Bana sevgilim deme. Sen artık bundan böyle rezil bir şantajcıdan başka bir şey değilsin gözümde. Ya, eskiden böyle söylemiyordun ama. Bugün yaşadığın zengin hayatı sana ben sağladım Aysel Hanım. Ne çabuk unuttun bunu. Eğer ben Nebile'yi tuzağa düşürüp de Bülent'ten ayırmasaydım, sen değil Bülent'in karısı olmak, o köşke bile zor atardın adımını. Ne çabuk unuttun bunları. Yaptıklarını unutmadım. Ve bu yüzden de devamlı sana bunun bedelini ödedim. Gak dedikçe para, guk dedikçe para verdim sana. Ama sen bunlarla da yetinmedin. Ne yaptın? Seninle olan samimi pozlarımı video kasete alarak bana şantaj yaptın. Bu hangi erkekliğe, hangi insanlığa sığar? Bakıyorum da birden ahlak havarisi kesildim başıma. Nebile'yi tuzağa düşürerek kollarımı aldığında böyle söylemiyordun. O zaman gözünde erkek adamdım. Geç kızım bu lafları, geç. Ben yaşantımı para üstüne kurmuş biriyim. Parasız yaşayamam. Ve para içinde aklına gelebilecek her şeyi yaparım ben. Video bant nerede? Hangi video bant? Seninle birlikte yatakta çekilmiş bandı mı soruyoruz? Evet. Bant bende. Ver onu bana. Hem de hemen, şimdi. Yok canım. O benim hayat sigortam kızım. Ben o bantsız yaşayamam. Onun sayesinde gül gibi geçineceğim ben. Ya sen ya da kocan bundan böyle istediğim parayı vereceksiniz bana. Bülent'i bu işe karıştırma. O zaman muhatabım sen olacaksın. Ve ben ne zaman para istersem hemen getirip vereceksin. Bak Gazanfer, her şeyin bir sınırı vardır. Evet, Bülent zengin bir insan ama paralar bende değil onda. Ben ondan ancak harcayabileceğim kadar makul bir para alıyorum. Senin her keyfin istediğinde ben ondan yüklü para alamam. Vallahi bu benim sorunum değil kızım. Sabrımı taşırmamaya bak Gazanfer. Yoksa... Yoksa ne olurmuş ha? Söyle hadi, yoksa ne olurmuş? Sen de ben de ikimiz birden mahvoluruz. Tuzak adlı oyunumuzun 9. bölümünü dinlediniz. 10. ve son bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Yarın. Tuzak 10. bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Seçkin Başkan. Senaryo Tayfun Türkili. Program yönetmeni Erol Güldiken. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Didem Türkmen. Zengin bir holding yöneticisi olan Bülent, Nebile adında fakir bir kızla evlenir. Ancak gözü hem Bülent'te hem de Bülent'in servetinde olan Aysel, Bülent'in amcaoğlu Gazanfer'le anlaşarak bu mutlu evliliği bozarlar.
Babasından miras kalan paraları yiyip bir kumarhaneciye borçlanan Gazanfer, para karşılığı Bülent'in karısı Nebile'yi tuzağa düşürerek evine davet eder. Bu sırada Aysel de sesini değiştirerek Bülent'e telefon ederek karısının kendisini aldattığını söyler. Verilen adrese giren Bülent, burada karısı Nebile'yi Gazanfer'in kollarında bulunca Nebile'yi boşar. Öte yandan kızının böyle bir şerefsizlik yaptığına üzülen anne Zübeyde Hanım kalp krizinden ölür. Aysel ise Nebile'den boşanan Bülent'in hem aklını hem de kalbini çelerek onunla evlenir. Bütün bunlar Nebile'yi kahreder ve genç kadın cezalandırmak üzere Gazanfer'in evine gider. Ancak Nebile'den önce Gazanfer'in evine gelen kumarhane sahibi Mahmut'un adamları Gazanfer'in borcunu ödemediği için bıçaklamışlardır. Kapıcı Nebile'yi Gazanfer'in kanlı vücudu başında görünce polisi arar. Mahkeme Nebile'yi Gazanfer'i yaralamaktan dolayı 3,5 yıl hapse mahkum eder. Öte yandan iyileşen Gazanfer, Bülent'le evlenmesine yardım ettiği Aysel'den şantajla para çekmektedir. Cevat Efendi, bana bir kahve pişir. Peki efendim. Aysel nerede anne? Bilmiyorum oğlum. Öğleye doğru evden çıkmıştı. Peki nereye gittiğini, ne yaptığını sormuyor musun Allah aşkına? Aman oğlum, sorup da başıma dert mi alacağım? Ne demek istiyorsun anne? Bir iki sefer sorayım demiştim. Dünyanın azarını işittim. Sen kocasısın, sen sor. Bu evin reisisin, nafakamızı getiren insansın. Aysel'den memnun değilsin değil mi? Aslında onunla evlenmeme karşı çıktığında seni dinlemediğim için büyük pişmanlık duyuyorum anne. Ama oldu bir kere. Nebile'yi kaybettikten sonra üzüntümü giderecek, teselli edecek birine ihtiyacım vardı. O sırada da Aysel bana büyük destek vermişti. Onun en büyük ideali seninle evlenmekti. Ama sen Nebile'yi seçmiştin. Daha doğrusu sana Nebile'yi ben bulmuştum. Ama kısmet değilmiş. Yürümedi evliliğin. Sonra da Aysel olacak hınzır aklına ve gönlüne girmeyi başardı. Nebile ile birbirlerine öyle zıt insanlar ki. Nebile evine çocuğuna bağlı bir insandı. Aysel ise hala aklım almıyor anne. Hala aklım almıyor. Nebile nasıl oldu da bana ihanet etti? Nasıl oldu da o Gazanfer'in koynuna girdi? Düşündükçe delirecek gibi oluyorum. Çelişkiler içindeyim. Hem evine bağlı bir kadındı diyorum. Hem de o gün onu Gazanfer'in kollarında yakalıyorum. Ya Rabbi, ya Rabbi, yoksa Nebile iki ruhlu bir insan mıydı? Öyle şey olmaz oğlum. Bence sen en büyük hatayı onu dinlememekle yaptın. Mahkemede bile hakim ceza vermeden önce suçluya söyleyeceği bir şey olup olmadığını sorar. Sense o zavallıyı dinlemeden yargıladın ve hem evden hem de nikahından attın. Keşke dinleseydin. O gün benim yerimde kim olsa onu dinlemezdi anne. Çünkü ortada bir gerçek vardı. O gerçekte Nebile'nin Gazanfer'in kollarında yarı çıplak olduğu gerçeğiydi. Ve ne yazık ki ben bunu da gözlerimle görmüştüm. Nebile kendisini ne diye savunacaktı? Aldatılmış olamaz mı? Bir yanlışlık yapmış olamaz mı? Hata yapmak sadece biz kullara mahsustur oğlum. Hata yapmayan yalnız yaradandır. Neyse, olan oldu artık anne. İstesek de yılları geriye getiremeyiz. Merhaba. Sen erken mi geldin hayatım? Evet. Ya sen? Ya sen neredeydin? Arkadaşlarla günümüz vardı da. Söyler misin Aysel? Her gün nereye böyle? Arkadaşlarla buluşuyoruz hayatım. Neden kızıyorsun ki? Şule uyandı. Ben odasına gidiyorum. Bana bak. Kimmiş bu arkadaşların? Ne zaman eve gelsem seni bulamıyorum. Sen evli bir kadınsın. Böyle şırfıntılar gibi sokakta gezmeni istemiyorum Aysel. Saçmalama Bülent. Geziyorsan da kötü bir şey yapmıyorum ya. Sonra sen okumuşsun. Tahsilli adamsın. Koca bir holding yönetiyorsun. Biraz modern olmaya bak. Arkadaşlarımın kocaları senin gibi davranmıyor onlara. Saçmalama. Evli bir kadının yeri evidir ve kocasının lafından dışarı çıkmamaktır Aysel. Ne yani? Okuduk diye, yöneticiyiz diye karımıza karışmayacak mıyız? Onun istediği gibi davranmasını hoşgörüyle mi karşılayacağız? Bana bak. Bir daha zırt pırt evden dışarı çıkmanı istemiyorum, tamam mı? Tamam. Anlaşılan annen seni iyice doldurmuş. O söylüyor değil mi dışarı çıktığımı? Annemin günahını alma. Onunla bir ilgisi yok. Bu kaçıncı oluyor? Ne zaman eve erken gelsem seni bulamıyorum. Başım ağrıyor. Odama gidiyorum. Annem haklı galiba. Bundan bana eş olmaz. Hem zararın neresinden dönülse kârdır. Kahveniz beyefendi. Sağ ol Cevat efendi. Afiyet olsun beyefendi.
Alo. Merhaba güzeller güzeli. Gazanfer sen misin? Benim hayatım. Nasılsın bakayım? Ne var, ne istiyorsun? Para tabii ki. Ne kadar? 250 milyon. Mahmut abiye bugün ödeme yapacağım da. Tamam. Tamam mı? Yani getirecek misin? Elbette. Evde misin? Evet. Bir saate kadar orada olacağım. Tamam. Pis şantajcı. Sana inanmakla ne büyük hata ettiğimi şimdi daha iyi anlıyorum. Ama ben ne bile değilim. Bana kalleşlik edeni affetmem ben. Bunu senin yanına bırakmam Gazanfer. Neredeydi bu tabanca? Geçenlerde burada görmüştüm. Hah, buldum işte. Bu işi bitirmenin en iyi yolu bu galiba. Prenses, bu ne sürat böyle yarım saat içinde geldin. Çok kalmayacağım da ondan. Sen bilirsin. Parayı getirdin mi? Getirmeseydim ne yapacaktın? Bunu daha önce de söylemiştim sana. Telefon şurada. Açıp sevgili kocana her şeyi anlatacağım. Eğer blöf yaptığımı sanıyorsan bunu hemen ispatlayabilirim sana. Ne dersin, arayayım mı kocanı? Hayır. Bunu yapabilecek kadar adi bir insan olduğunu ispatlamıştın zaten. Bırak o telefonu. Olur, bırakayım. Parayı getirdin mi? Getirdim. Çantamın içinde. Ver o zaman. İşte. Aman Allah'ım, tabanca. Aysel, delirdin mi sen? Bırak o tabancayı, şakanın sırası değil. Hayır. Artık işin tadını kaçırdın sen Gazanfer. Buraya bu işi bitirmeye geldim. Ay, yapma, dur. Güle güle pis şantajcı. Artık mutluluk ve zenginliğe engel olacak kimse kalmadı. Alçak kopya göstereceğim sana. Telefon. Kahve. Benden kurtulacaksın. Alo. Alo. Bülent. Benim Gazanfer. Sen ha. Pis serseri. Ne cüretle arıyorsun beni? Ne olur. Çabuk gel. Ölüyorum Bülent. Gazanfer. Gazanfer sen neler diyorsun? İyi misin? Neyin var? Ölüyorum. Hemen gel. Evdeyim. Sana itiraflarda Dağılın, toplanmayın. Bir dakika lütfen. İçeri girebilir miyim komiser bey? Siz kimsiniz? Ben yaralının amcaoğluyum. Adım Bülent. Az önce telefonda beni aradı, itiraflarda bulunmak istedi. Gelin benimle. İçeri kimseyi sokmayın. Şu kalabalığı da dağıtın. Ambulans gelir gelmez yaralıyı götürsün. Aman Allah'ım. Gazanfer. Seni kim bu hale getirdi? Bülent. Kardeşim. Hadi dinle beni. Bana bak. Çok kan kaybediyorsun. İstersen konuşma. Yok. Bilmen gerek. Benim işim bitti. Ne bile? Suçsuz Bülent. Ne? Aman Allah'ım, suçsuz mu? O suçsuz. Lekesiz. O melek. Biz... Biz ona Aysel'le komplo hazırladık. Ne? Aysel'le birlikte mi? Evet. İkimiz planladık. Ona telefon açıp senin hasta olduğunu söyleyerek buraya getirdim onu. O sırada Aysel de bir dost diye sana telefonla Nebile'nin ihanetini söylemişti. Vay canına. Hatırlıyorum o günü. Evet. Kadının biri aramıştı ve adını sorduğumda da bir dost demişti. Evet. Nebile'nin suçu yok. Sen eve geldiğinde o bana karşı direniyordu Bülent. Ah aptal kafa. Ben de Nebile'yi senin kollarında zannetmiştim. Şimdi her şeyi anlamaya başladım. Sonra beni yaralayan da o değil. Beni kumarcı Mahmut'un adamları bıçakladı. Nebile değildi. Aysel'di.
bu gerçeği biliyor. İlginç itiraflar. Peki sizi kim vurdu Gazanfer Bey? Aysel. Ne? Aysel mi? Bülent. Aysel seninle benim sayemde evlendi. Bana para veriyordu. Öyle anlaşmıştık. Bugün de para istedim. Vermeyeceğim deyince tartıştık. Para vermezse birlikte çekilmiş video bandı sana göndereceğimi söyledim. Bu şekilde tehdit ettim onu. Tabancası varmış. Ateş et. Vay namussuz vay. Peki böyle bir video kaseti var mı sende? Hayır Bülent, kandırdım onu. Ben ve Aysel onunla uzun zamandır ilişkimiz vardı. Sen evlenmeden önce o çok adi bir kadın. Seni ne bileden ayırmak için beni kullandı. Ne bile suçsuz. Ne bile suçsuz. Gazanfer. Gazanfer. Faydasız, öldü. Bu Aysel denen kadın kim tanıyor musunuz beyefendi? Evet. Karım olur komiser bey. Anne. Anne, Aysel eve geldi mi? Yarım saat önce geldi. Çok telaşlıydı. Hayrola, ne oldu oğlum? Polisler ne arıyor evimizde? Sonra anlatırım anne. Gelin memur beyler. Aysel. Bülent. Aman Allah'ım, polisler. Çabuk şu kadını kelepçeleyin. Durun, ne yapıyorsunuz? Ben susuzum. Neden kelepçe takıyorsunuz bana? Oyun bitti Aysel. Gazanfer ölmeden önce her şeyi itiraf etti. Onu sen vurmuşsun. Evet, sizi cinayetten tutukluyorum. Tabanca nerede? Gazanfer Nebile'yi birlikte nasıl tuzağa düşürdüğünüzü, her şeyi. Ama her şeyi itiraf etti. Artık inkar faydasız Aysel. Tabanca konsolun üst çekmecesinde. Ah, işte böyle anne. Nebile'yi ikisi birden oyuna getirmişler. Ben de aptal gibi bu tuzağa düştüm. O zavallının kendisini savunmasına izin vermeden kapı dışarı ettim. Gazanfer'le Aysel kadar ben de suçluyum bu oyunda. Ah zavallı kızım, ah güzel kızım. Peki daha ne duruyorsun, neden harekete geçmiyorsun oğlum? Anlamadım anne. Böyle oturacağına hemen avukat Hilmi Bey'i ara ve durumu anlat. O neler yapılması gerektiğini bilir. Hadi çabuk ol. Zavallı Nebile 2 yıldır zindanlarda boş yere azap çekiyor yavrum. Çabuk kurtaralım onu oradan. Çabuk. Ya Rabbi, ezanlar hürmetine bana yardım et. Sen yaradansın. Sen ulusun. Sen her şeyi bilensin Allah. Ne olur bana yardım et. Çektiğim bu çileler, bu azaplar son bulsun artık. Nebile Tekel! Nebile Tekel! Müdürün odasına isteniyorsun. Ben mi? Başka Nebile Tekel var mı bu koğuşta? Hadi sallanma da düş önüme bakayım. Buyurun, beni çağırtmışsınız müdür bey. Nebile sensin değil mi? Evet, seni çağırtmıştım ya. Sana iyi bir haberim var kızım. İyi haber mi? Evet. Yaraladığını iddia ettikleri o adam... Neydi adı bakayım onun? Gazanfer. İşte o adam dün bir kadın tarafından vurulmuş. Ölmeden önce de her şeyi itiraf etmiş ve... Kendisini senin değil de kumarhane sahibi bir adamın vurduğunu söylemiş. Allah'ım,
Allah'ım sana şükürler olsun. Anlayacağın serbestsin artık kızım. Hapishane hayatın sona erdi. Çıkışını hazırladım. Buradan kurtuluyorsun. Sana buradan tahliye olan mahkumlara söylediğim tembihlerin hiçbirini söylemeyeceğim. Zira sen hiçbir suç işlemeden hayatının 2 yılını burada geçirdin. Bu adli bir hata ama ne yaparsın? Evet, artık hürsün kızım, gidebilirsin. Hemen mi gideceğim müdür bey? Evet yavrum, koğuşuna dön ve eşyalarını topla. İyi ama nereye gideceğim ben müdür bey? Hiç kimsem kalmadı ki. Anlıyorum seni kızım ama yapabileceğim bir şey yok. Suçsuz bir insanı bir dakika bile içeride tutamam. Biliyorsunuz yasalara aykırıdır bu. Peki efendim. Hadi kızım, güle güle, yolun açık olsun. Demek suçsuzluğun anlaşıldı ha? Buna çok sevindim Nebile. Sağ ol Neriman abla. İyi ama sen sevinmedin mi kız? Neden ağlıyorsun bakayım? Nereye gideceğim Neriman abla? Bir annem vardı, öldü. Ev kiralıktı. Annem öldükten sonra bir başkasına kiraya vermişler. Koca evi desen zaten boşamışlardı beni. Oraya da gidemem. Söyler misin dışarıda yersiz, yurtsuz ve sahipsiz bir kadın ne yapar? Nereye gider Neriman abla? Kader kızım, kader. Geçmiş olsun bacım. Yeni hayatında başarılar dilerim. Sağ ol kardeş. İşte hür hayat dışarıda seni bekliyor. Hadi bakalım, güle güle. Ya Rabbi, gardiyanın dediği gibi hür bir hayata ilk adımımı attım. İyi ama nereye gideceğim? Nerede kalacağım? Kime sığınacağım? Ne bileyim? Kızım! Bülent! Valide Hanım! Anne! Anne! Ay yavrum! Kızım! Bir tane! Ah güzel kızım benim, minik kuşum benim. Canım yavrum, seni ne kadar özlemişim. Yavrum benim canım. Kokuna bile hasret kaldım. Ne bile? Bizi, daha doğrusu beni affedebilecek misin? Buraya seni almaya geldik kızım. Ben, kocam ve kızım. Hadi gel bizimle. Affet bizi Nebile. Ne olur affet. Sana çok acı çektirdik ama yemin ediyorum çektiğim bütün acıları unutturacağız sana. Yeter ki affet bizi. Estağfurullah. Affetmek Allah'a mahsus. Sen de ben de kötü çirkin bir oyunun kurbanı olduk Bülent. Bizimle geliyor musun anneciğim? Tabii ki geliyorum kızım. Hele sana tekrar kavuşmuşken bırakıp da başka nereye giderim? Şükürler olsun sana ya Rabbi. Sen çok büyüksün. Sen hiçbir zaman sana inananları yalnız bırakmadın. Bizlere mutluluğumuzu geri verdin. Bir değil, 1000 kere şükürler olsun sana. Tuzak adlı oyunumuzun 10. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalınız.